Evet, merhabalar herkese. Biz de görüntüye gelelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Malicim selam, nasılsın? Chat selamlar, Selam. nasılsınız? İyidir, senden ne haber? İyi, ne olsun abi, biraz yorgun bugün, koşturmacalı geçti. Anladım. Bu sefer hani aylar sonra sokağa çıktığım için bugün koşturmalı geçti ama iyi ki evdeymişim, onu da fark ettim. Abi siz hani karantina uygulayan tek kişi olabilirim galiba, onu fark ettim bugün, millet gezmeye çıkmış. Teşekkürler Emir uyarı için. Ha? Büyük harflerle şey yazmış. Bundan sonra spam yapanlar timeout yer. Mali abi sen de dahil diye büyük harflerle yazmış. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aa, Abi sesim bir kısım. bakayım Siz buradan. şu anda nasıl sizce ses? %100'e çektim ben Ben bir seni. kıstım çünkü ya çünkü şöyle bir şey ben bir iki tane tekrara baktım. Benim sesim borazan gibi, hayvan gibi çıkıyor. Senin sesinin yanında. Ben birazcık kıstım ama. Hiç de uyarmamışsın yani. Ne bileyim, bozmadım seni. Abi insan söyler ses fazla geliyor. Değil mi? Şu bugün bence iyi ama. Problem görmüyorum. Yani 30 haftadır kötüydü ve söylemedim bile gerçekten. Teşekkür ederim. Tamam. Mikrofon patlamaz ya. Sanmıyorum mikrofon patlayacak. Yansın alabilir evet. Ben okumayacağım abi. Baykan okusun. Dur okuyayım. Yani Yasin'i yazdın mı? Yani Ne yazmış? ben Böldüğünden fark etmemiş olabilir yazmış Yasin. Ayıp ediyorsun. Ha, Ozancığım bu arada aramışsın. Ben o sırada boğuşuyordum bankalarla falan. Hani tekrar telefon trafiğinde. Ondan banka dönemedim. Şu benim malum bankalarda saçmalık var ya yaşadığım, biliyorsun. Twitch'ten para mı gelmedi? Keşke. Bu daha saçma kanka yani. Ben ona razıyım. Sen biliyorsun da bilmeyenler için söyleyeyim. Abi 500 liralık karta 150 lira bak hani, ve kartın hiçbir ekstrası yok. Öğrenci kartı bayağı yani, eskiden kalma. 150 lira yıllık ücret kesmişler. Hani bir arkadaşımın 40-50 bin lira kartı 50 liraya falan yıllık hani işlem görüyor bunda. Şey o 40-50 bin limiti olan hangi arkadaşım bu arada? Beni de tanıştırırsan sevinirim. tanıştırırım. Ve ben buna itiraz etmeye çalıştığımda telefonda bana şunu söylüyor abi. Üçüncü kez dilek çeviriyorum. Güvenlik testini geçemiyoruz. Annemin kızlık soyadına patlıyoruz. Ve sorun şurada. Abi saçmalık şurada. Ben bu bankaya üyelik açarken annemin çalıştığı banka olduğu için annemle aynı gün açtık. Hani bunu yanlış verme ihtimalimiz yok. Daha önce de bağlatmıyordu. Aynı şekilde. İtiraz edemiyorum diye yani. Bugün gittim bunun dilekçesini falan verdim ama hala orada 150 gözüküyor. Karta bak benden iyi kazanıyor Gerçekten kart diyebilirim. hepimizden iyi kazanıyor yani bu arada. Bir onu yenmeye çalışıyorduk. Bireysel destek kredisi ödemesi vardı Ziraat'ın, hani yeni başlayacaktı. Geçen pandeminin başında verdikleri. Abi aynen bankada şöyle bir diyalog oldu. Çalışma saatleri hani 17'ye kadar, hani 5'e kadar. Hadi erken olabiliyor. Biz 3.30'da kapattık diyor bana güvenlik. Abi hani sen kasap değilsin, sen manav değilsin, sen bankasın. Hani biz 3.30'da kapattık cümlesini ben kabul etmiyorum. Yani böyle bir uygulama yok çünkü. Ve Pandemiden dolayı olabilir ya. ATM abi, yandaki Finansbank niye 5'e kadar açık, ya da Vakıfbank, o da devlet bankası yani. Ve hani kapattık arkadaşım diye böyle kuzuya karanfil falan takıyor ve bankacı var yani. Neyse. Ve hani ATM'den yatıramadım onu. Hani Ziraat teşekkürler. Ben bankada müşterisi de değilim. Hesabım falan da yok. Mecbur şubeden yapacağım. Bugün yani sokağa çıktım, hiçbir işimi de halledemeden eve döndüm. Müthiş böyle bir koşturmacaydı yani. Şey değil mi? Chat'ten gelen bir yorumu baz alarak söylüyorum. Annenin kızlık soyadı o değil kardeşim. Araştır bunu. Şeklinde. Evet. Evet Yasin, o banka. şey abi. Benim mikrofonu kapattıkça orada çıkıyormuş. Benim bütün gizliliğimi şu anda ihlal ettin. Orayı kapatma şansın var mı? Bir şekilde. Tamam. Ben çünkü Destek ses gelmesin amaçlı. size diye kapatıyorum. Tamam, destek amaçlı yayın ekranımıza ekledim. Bayrağı o zaman senin sağ alt köşene koydum. Akçay çok çok şey bir espri. Şey ama yani. Şey açıklaması yok şey sadece. Akçay destek amaçlı. Hani ha yani olabilirdik bence, bir problem yok. O zaman devam. Çok güzelsin Mali. Eskileri anayım istedim bu şu an yani. Oy.
Benim bu konuyla ilgili hazırladığım laflarım var da burada söylersem Yo, YouTube'a koyamazsın söyleyebilirsin ya. tekrardan. Yok yok. Yani benim açımdan bir Oraya sıkıntı. girersek çıkamayız. Benim açımdan bir sıkıntı yok. Hatta şeyi gördüm. Çok sevdiğim yayıncılardan biri olmasına rağmen böyle bugün anlamsız bir tweetini gördüm birinin. Şey diye hani bak bakamam diye parça yapsın 17 rapçi bir araya gelip şu saatten sonra hani protez müzik brom falan yazmış abi hani Twitch'ten banlanırız diye korkmayan yayıncıların da bunu yapması biraz komik oluyor. Ki normalde sevdiğim yayıncı yani. NBA yayınlarını falan çok severek takip ettiğim birisi kendisi ama Ama isim de üzüyor var böyle. istersen de daha iyi açıkla Yo istersen. anlaşılsın anlaşılsın diye. Yo abi sıkıntı yok. Ben dramaları açığım biliyorsun. Bu hafta zaten ben bir Sagopa tweet linci mi yedim? Yani onun dışında başka linçlendim mi ben bu hafta? Yok galiba linçlenmedim. Bakalım. Bu hafta yine bayağı bir şeyler çıkmış. Şöyle bir listeye baktım tekrar. Hani ne var ne yok diye ama biraz daha goygoyumuzu yaparız. Senin iş güç nasıl gidiyor tekrar? Ali demiş Bilmem ki ben bir yandan sen şey yap abi sen söyle. Acele söyle. ben bir yandan işte ev işleriyle uğraştığım için işin gücün nasıl gittiğinde çok farkına varamıyorum bu arada. Böyle bir Ya. part-time iş, part-time ev gibi bir garip durum var yani. Koşturmaca. Ali demiş ki Teo'nun storyleri gördün mü diye. Yok görmedim Teoman Karadeniz'in hikayelerini. Nelerini? Hikayelerini story Instagram'da. Ha tamam. Garip telaffuz ettim de. Story dedim. Hani bu mu biraz yine şey galiba. Benim Nike gibi mi oldu bu da? Yok abi story ile başlayıp hikaye dönüp sıkışıyor diye bir şey Hmm. çıktı o yüzden. Red Keys'in storylerine aşırı ayar oldum ya demiş. Benim bir haberim yok. Ona dair. Ben bugün dediğim gibi hiçbir şeye bakamadım ya. Güncel dramadan uzak gibiyim biraz. Ne oluyor bir fikrim yok yani. Undertaker doğru söylüyor. Abi görmeden konuşmayalım. Adam bazen sargastik konuşuyor. Sonra adamı gömüyoruz burada diye. Doğru bir kere başımıza geldi. Bu hafta Fuchs yok bu arada biliyor musun? Aa. Üzüldüm gibi oldu bir böyle. Muhtemelen çünkü hala parti veriyordur. Kendisi şarkı yapmamıştır bu hafta diye düşünüyorum. Hani bu, evet Twitter'da ben de varım diye şampanya patlatıyor bir yerde o bence şu an herhalde. Tweet'te o yok bu arada. Hashtag olarak var. Ya evet. Etiketlememiş böyle. Twitter'ı mı yokluksun? Vardır herhalde. Hiçbir fikrim yok ya. Bir de Ben tabii korktum. sor Ben hatta şeye bakacağım. sor hatta bir yerlerde çok mutsuz muhtemelen tabii. Nar var. Var nar kafa. Yok kesin şeyine bakacağım. Storylerine bakacağım. Ben niye göremiyorum? Böyle bir story herhalde eski oldu. Şu anda yokmuş. Belki de. Ben takip etmiyormuşum o yüzden denk geldim. Abi Bizim Yasin Twitter Obuz. yokmuş gerçekten. Evet Yasin Obuz var abi hatta onu maalesef dinledim ben. Hani detaylı da gireriz yani tekrar da. Çakar hoş geldin. Teşekkür ederim. Yeni gelenler hoş geldiniz. O zaman ufaktan bir girelim mi ya? Ne dersin? Olur, hadi bakalım. Tamam. Olur. O zaman gündemde de önemli yer teşkil eden bir parça ile girelim. Fuat ve Gençlik Hareketi Koordinasyonu Boğaziçi Hür ile başlayalım mı? Ne dersin? Tamam. O zaman geliyor. Olur, başlayalım. Anlaştık, geliyor o zaman. İlk parçamız. Evet. Parçanın sonuna geldik. Nasıl buldun Malicim? Abi sen bir başla, ben bir şey arayacağım. Tabii. Geliyorum sonra hemen. Abi şöyle beat tatlı ama chat'te de söylendiği gibi bu 2005 flow'u ama şey var. Hani ama şöyle hani bunu aklamak için söylemiyorum. Son dönemde verdiği işlerden şu haliyle bile daha iyi. Yani özellikle mesela G Flow düetindense hani şu zayıf diyebileceğimiz etkileşimli parçayı
Yani bu etkileşimden kastım orada bir rapçi arkadaş daha var. Muhtemelen Boğaziçi öğrencisi. Hani onu kastediyorum. Tercih ederim. Erken dönemde gördüğümüz gibi mesaj direkt veriliyor. Yani bu bilinçli ve daha net anlaşılmak için tercih edilmiş olabilir ama evet hani flow'lar tahmin edilebilir. Ha yine de parça çok önemli. O sessiz kalan insanlardansa böyle bir şeyin olması tabii ki çok güzel. Bir de neye değinecektim? Yani nakaratta şey çok daha tatlı durabilirmiş. Mesela hatırlıyor musun? Acar Akan'ın Doğu Akdeniz döneminde okuduğu bir nakarat vardı. Retek soundtrack'i olarak çıkmıştı belgeselin. Şey Reddet. Oradaki gibi Galiba hani hatırlıyorum bir koro şeklinde bir slogan vari okunsaymış çok daha tatlı durabilirmiş diye düşünüyorum nakaratı ben de. Bu arada Narkafa 3. ayını kutluyor. Prime'la abone olmuş. Narkafa çok teşekkür ederim. ben. Abi bildiğim kadarıyla şey, ya anladığım kadarıyla daha doğrusu bir tek böyle hızlı bir zamanda yapılmış gibi duruyor. Hani ulaşmışlar yapılmış hızlı bir şey gibi duruyor. O yüzden çok fazla detaya girmemişler gibi ama söylediklerin hepsine katılıyorum. Linç gelir mi buna geldi. Ben o yüzden şeyi açtım. Yani linç geldi buna. Hatta Fuat Twitter'dan paylaştı Fuat abi. Kardeşleri ulaşmış da destek istemiş de falan filan. Orada yazdığı gibi. Hatta dur yazdığı gibi. Tamam. Kardeşleri ulaştırmış da destek istemiş de falan filan. La desene sahiplerimiz siparişi önceden verdi. Diye Oh. Fuat abi de ona sahip sizde oluyor. Bak tasmanın boynunu sıkmış. Benimle kan gitmemiş. Bütün köpeklerden özür dilerim benzetme için şeklinde bir cevap yazdı. Linç başladı yani çok. Ya abi yani Geri kalan. neye linç yemiyorsun ki zaten yani. Yok bu arada kötü şarkı değil. Aranan kanlardan biri yani şu günden de çünkü yani abi ülke böyleyken hani bunu rap müzik özelinde söylemiyorum yani sanatçının sanat icra etmesi için zaten refah seviyesinin yüksek olması, zihnen rahat olması gerekiyor. Bunların hiçbiri yokken ne kadar sanat üretebiliyor ki sessiz kalan tayfa için söylüyorum yani bunu. Hani yani Bak mecbur bugün lazım bu yani ressam için de bu lazım, karikatürist için de bu lazım. Sadece müzisyen de sınırlı değil bu. Hani tiyatrocunun da çıkıp bir şey söylemesi gerekiyor ki Genco Alkal Üstat gibi Ferhan Şensoy gibi isimler hala bu söylemlerini hiçbir zaman terk etmediler ama yani hani bu bunların şey dışında tabii milletvekillerinin ve belediye başkanlarının da bir şey söylemesi gerekiyor çünkü. Onu da Tabii ki tabii ki tabii ki. çok, çok küçük bir azınlık hariç hepsi sessiz kaldığı için şu anda. Yani Mesela bugün bir gün gazetesine şey ayağına verdi çağırmaması abi. gerekiyor. Hani siyasetçilerin artık gençleri bu arada yani. Bak hadi o belediye başkanı bir tık anlarım. Abi orada bir ton milletvekili var. Yani onlardan 8-10 tanesi mi gidiyor sadece bu mu? Kaç tane İstanbul milletvekili var yani? Hatay milletvekili çıkıp geliyor. Ya tamam evet siyasi olarak zaten farklı bir noktada bir figür diğerlerine ama kaç tane İstanbul milletvekili var yani muhalefet partilerin? 8 tanesi 10 tanesi mi orada olacak Evet. gerçekten? Aynen öyle. Yasin'in dediği gibi hani bu zaten bizi desteklemiş söyledi. Hani milletvekilinin ben bunu sadece bu olay üzerinde söylemiyorum. Bu şeyde de oldu ya internet sansürü gelecek orada Meral Akşener falan böyle yani bütün muhalefet partisi komikli tweet atıyor abi hani yani komik tweet'i biz atıyoruz zaten hani sizin orada yapmanız gereken şey tweet atmak değil. Hani sizin orada bir şey yapmanız için siz o maaşlarınızı alıyorsunuz onun için seçildiniz yani. Herkes yapıyor mizah siz mecliste mizah yapmayı verin yani bir zahmet. Hayır onu da yap abi. Onda benim bir sıkıntım yok. Yap onu Yap onu ama ama görevini yap abi. Sen onu mizah da yapıp yap. geçemezsin yani. Sen mizah yapıp Bak geçemezsin abi. yani. Mesela bugün Bir Gün Gazetesi'ne röportaj verdi. Polis dövmek için değil, düzen sağlamak için var başlığıyla yayınlanan kocaman tam sayfa bir. Şimdi gazeteyi ellemeyeceğim tekrar. Şey yapmak istemeden dışarıdan aldım korona döneminde diye ama şöyle göstereyim. En azından şeyi gözüksün. Tam sayfa bir röportaj verdi mesela orada. Hani sesi çıkan bu tarz konuşan zaten 3-5 kişi var şeyde. O yüzden ben bu şarkıya şöyle kötü olmuş, böyle kötü olmuş diye bir şey söylemek de istemem o yüzden. Senin söylediklerine katılıyorum ama daha derin bir şey yorum yapmaya gerek yok Yani bence. Emir demiş ki her röportajında politik rapçiyim diyen Ceza'nın kafasının mağarasından çıkarmaması da ne kadar politik olduğunu gösterdi. Ya Sayın Bakanım gibi bana yaklaşmayın diyorum ve yani kapatıyorum ben bu. Hani bu konuyu en azından. Ha, yeri gelince yapıyordu ama yeri gelince çok geçmişte kaldı yani. Haluk Chatten hoş gelenleri bir geldin bu okuyorum. arada. Haluk hoş geldin. Morgan hoş geldin. Yani burada hani demin şey vardı. Undertaker'ın dediği gibi program gitgide buna dönüyor. Emir, Baykan abi bu parçadan sonra şuna şuna sallar mıyız? Baykan tabii canım sallarız diye. Abi burada hani tek bir
dediğim gibi belli bir güruha mecburen sallamak durumundayım çünkü yani bunda ses çıkarmıyorsunuz. Hani Gezi artık geçti bitti falan da ne de ses çıkaracaksınız abi? Ya da hani prim için parça yapma mevzusu var. Bu gerçekten var bu arada. Yani Gezi Parkı olmasa kariyer yapamayacak MC'ler biliyoruz çünkü. Ama sıkıntı şurada. Ben seni eylemde görmedim ki. Hani sen sadece şarkısını yaptın. Anladın mı? Hani ben bunu çok samimiyetsiz buluyorum yani. Bu da ayrı mevzu. Yani mecburum özellikle böyle bir konuda hani sessiz kalan ya da işte yanlış taraf seçtiğini söyleyebilirim bu konuda. Yanlış taraf seçen insanlara haliyle laf söyleyeceğim bu camiada. Çünkü siz sanatçı olamazsınız arkadaşlar. Hani bu tavırla. Haluk, sen gelmeden önce girdik Redki mevzusuna ama ikimiz de izlememişiz, o yüzden bir şey söyleyemedik. Sadece chatten gelen yorumu okuduk, o kadar. Yani dediğimiz gibi zayıf yönleri olsa da hani bu parça şu an hani lazım olan bir parçaydı zaten. Onun için Fuat abiye kendi adıma teşekkür ederim yani. Bugün bir tık da o yüzden geç kaldım bu arada. Çok geç girmedik gerçi. 5 dakika falan geç kaldık da. Kadar Ben çok geç seninle kalmadım konuştuktan ya. sonra yemek yiyeceğim, yani yemek yiyeceğim dedim ya. Sonra baktım Fuat abinin röportajı çıkmış. Gazetelerini biliyorsun şeyde toplamaya başlıyorlar 6.30-7'de. Koştura koştura hemen gidip onu aldım. Onu almışken alışveriş yapayım derken falan bir geldim eve. Saat zaten bayağı geç olmuş o yüzden. İlerlemeden bu arada Haluk atarsan güzel bir yorum geldi. sevinirim bu arada. Sufyu 28 demiş ki tatava yapma baskaç tavrı muhalefetin herhangi bir reaksiyon gösterme ihtiyacı duymaması sonucunu doğurdu. Kendisini iktidarın karşısında konumlandırması yetiyor. Bunun değişmesi için de muhalif seçmenin reaksiyon göstermesi gerekiyor ki kendilerine çekidüzen versinler. Çok net. Hemfikirim yani. İlerleyeyim mi? Bu konuyla alakalı bir şey gelecek mi Bir chatten onu mu bekleyeyim? konuyla alakalı bir Tamam. şey geldi Haluk'tan. Evet, gelmedi. Nokta yazmış sadece. Teşekkürler. O zaman ilerliyorum. Ben de şey yaptın sandım. Ekran görüntüsünü Geliyor attın abi sandım. demiş Emir. Tamam bekliyoruz. Neymiş? Tamam, bekliyoruz. Geldi Haluk'tan. Bakıyorum. Tamam sen bak abi bize. Tamam. Ben buna tıklarsam Ha, şey olayı bu. Discord üzerinden atacağı için Abi çok ufak çıktığı için okuyamıyorum da, birisi Blake'in şeyi bu ya. Ben bunu gördüm galiba. Ben görmedim. Redkeys olarak aşağıya mı bakıyorsunuz demiş. O da ay tam aşağı bakıyoruz, ne yapıyor bunlar diye. Of. Diye bir şey yazmış. Kontkar'da onu paylaşmış. Fak fak yapmış. Ya şu... Abi orada politik olarak söylendiği belli olan. Hani müzikal olarak biz hala çok yukarıdan piyasaya bakıyoruz diye bunu geçiştirmeye gerek yok. Çünkü orada neyin kastedildiği ne olduğu ortada yani hani. Devrimci gençler beni Teşekkürler dinler bu arada diyen Haluk gönderdiğin için. evet teşekkür ederim. Sonra devrimci gençler beni dinler diyen Norm nerede demiş Morgan 61. Ben ilerliyorum. Sıradaki parçamız. Ros Calliope Değişmem Aynen. geliyor. Evet. Chatten geç kararları çıktığı için geçtim. Abi sen bayağı eğleniyordun sanki. Yo şöyle geleceğim ona. Bir çok tatlı oradaki macun detayları benim çok hoşuma gitti. Hani ona gerçekten ona macun denir bu arada. Yani dalga geçmiyorum. Gerçekten. Zari demiş ki bu kadının hakkını çok yedin. O kadar haftalık yayını yaptın. Bir defa Dilbera'nın yerine Arabesk'in kraliçesini yedin. Ekranı sağ altına koymadın. Hiç sırf New School diye dışlıyorsun Roz'u demiş. Abi evet Roz daha iyi rap yapıyordu. Parçanın rap kısmı kötü. Beat'i bayağı tatlı buldum bu arada. Hani şey, çiğ köfte olmamış. Yani güzel bir sampling ya da yayılış alınmış. Canlı da olabilir, bilemedim şu an VST olmayabilir. Kabul. Ama yani ya bir tane Burak King var ya, dişisine gerek yok bence. Hani Ya bir Roz'u dediğim gibi çok potansiyelli görüyordum ama bambaşka bir yola girdi ve ben hani sound olarak hani burada bu parça üzerinde beat'i denedim. Daha beğendim. Daha önce Nette üzerinden gelen bir işi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bilal Son Ses mi, düeti miydi neydi hatırlamıyorum. Ona falan kıyasla orada mesela çok vıcık vıcık bir arabesk atılmıştı. Burada bence tadında beat'teki dokunuşlar ama parça genel olarak kötü. Benim beğendim gibi olmam hani tebessüm etmem gerçekten oradaki güzel macun dokunuşları var orada Beat'e ben de okuyayım da rap yani. kısmı
Yani The Nakarat da okey ama rap kısmı beni en çok rahatsız eden şey oldu ya. Çok küçük bir detay belki ama şu ağız sesleri, açma kapama sesleri falan şarkıda geliyor ya böyle, ben onu şey oluyorum. Nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. İçim böyle bir ürpermeye başlıyor o sesi duyunca. O yüzden şeye odaklanamadım da ne söylediğine. Sen aldın mı onu bilmiyorum da. Serkan şey yanlış yerden basmıyor açıkçası. Ama şey var. Hani tarz olarak oturmamış bir şeyler var. Hani rahatsız etme sebebi biraz bu olsa gerek senin. Muhtemelen. Participant hoş geldin. Yani iyi bir iş değil ama beat'i tatlı buldum. Yani muadil beatlere bir örnek olabilecek bir beat şu açıdan hani. Çünkü ya hep şey de biliyorsun da ağırlıklı Yener parçalarında veya işte Katliam'da falan Arabesk sample'la bilinen birileri geldiğinde giren o bayık vıcık vıcık kemanlar var ya, onların yerine böyle bir dokunuş daha tatlı yani, bunu inkar etmem. Yerler canlıymış bu arada. Eyvallah. Yasin ben izlemiyorum evet Ace ama genelde Balkan izliyorum. Neo'nun şarkısında troll olsun diye bir baksana demiş Roşi Koşi. Neo Castro şarkı mı yaptı? Haberim yok yeni bir şeyse. Evet, beat yakaladı beni ama geri kalanı maalesef sevmedim. Sırada. Yiğit Taşçılar, Gücün Peşinde. Biz bunu dinledik mi emin değilim ama. Ya geçen hafta, Yani yok geçen hafta iyi çıkmış ya, geçen başardık hafta. ama. Yok şöyle 6 gün olmuş gözüküyor ama geçen haftaki yayını hatırlayamadım. Hani biz yayındayken çıkıp eklediğimiz bir şey miydi? Biz yayından sonra çıktı da hani bu haftaya mı bıraktık onu hatırlayamadım bir an. Ya biz iyi taşlar dinledik geçen hafta ya. Tamam. O zaman bunu Ama o şarkımı emin değilim. O ben de şarkımı emin değilim ama. o şarkıdan ben o şarkının ben de emin değilim. Dinledik diye chat uyardı bizi. Tamamdır. Geçiyorum. Tamamdır. Neo ve Toprak sanırım. Dur, bakarız ona da, link alırız daha sonra. Dara hoş geldin. Ne kadar olmuş? 35 dakika olmuş başlayalı. Hani şu an bu ikinci parça. Çok bir şey kaçırmadım. O zaman sırada. Şiir featuring Fred, Uçurumlar Geliyor. Evet, ben fade attım çünkü hani geç çıkmadı ama neden bitmiyor gibi yorumları gördüm çünkü. Ki aslında 3 dakika 5 saniye ama yine çoğu Şiirbaz şarkısı gibi 12 yıl hissettirdi bana yine. Hani uzunluk bazında. Katılıyor musun bilmiyorum. Yok çok katılmıyorum bu sefer ya. Benzer ufak bir noktadan katılıyorum da sen bir şey söyleyeceğim. Yok abi, genel olarak şarkı trafikleri yüzünden Şiirbaz'ın, hani bu hani bizzat da hani Ankara'da falan görüştüğüm biri zaten, hani ona şey değil, bu hater yorumu değil hani. Genel olarak şarkı trafikleri şarkıyı olduğundan çok uzun gösteriyor abi. Hani dinlerken hani asla 3 dakika dinlemişim gibi gelmiyor bana. Hani bu hani kuantum mekanikli şarkı Aynen zamanı hepsi. bitiyor. Gerçekten. Ama bu şarkıda öyle bir şey yok bence. Ya. Ben ona çok katılmıyorum. Şey nakaratı bayağı beğendim. Abi beat sıkıcı. Tek düze bir beat bence. Nakaratı beğendim. Hani Fred'in kısmındaki aranje trikleri tatlıydı ve Fred'in flow'u da tatlıydı. Fred'i yine beğendim. Şaşırtmadı Fred. Şiirbaz'sa o hani davulların aşırı geç girdiği son dönem parçalarındaki sıkıcılığından daha bir yakalasa da yine de Fred'in yanında bayağı sıkıcı geldi bana verse bazında. Yani ortalama iş. Günden iyilerinden biri olmayacak ama en kötülerine de asla girmeyecek bir iş. Ya bence ortalamanın böyle bir tık üstü, o da Fred'den kurtarıyor bence. Ben de bir kısmına katılmıyorum derken onu kastetmiştim aslında. Fred'in verse'ünde flow bayağı iyi çünkü. Evet. Beni orada bayağı bir sardı, o yüzden söyledim. Hani bir tık katılmıyorum Şarkı kısmının sebebi oydu. yani bir şey gerçekten, ama ben şuna da değineceğim. Şarkıdaki efekti hani ben bir an Baykan geyirdi sandım diye chat'e yazman nedir abi? Benim böyle huylarım Abi mı var? Ben yayınlarda böyle şeyler yapıyor muyum? var. Yaptın daha önceden. O yüze bak, yüze bak. Bir kepsat. Bir screenshot alalım ne olur. Abi yani istemdice Bana abi bir... falan olmuşumdur ama hemen özür dilemişimdir, ama böyle hani buradaki gibi bir Abi ses benden özür. çıkmaz yani. Bak özür dilemedim demedim. Var mı diye sordum. Var dedim. Özür Aşı... diledim mi diye sorsan evet derdim. Hani Böyle yayında dip 2 ses litre gelmişti iki kere. kola içince bazen falan olup devam ettiğim oldu. Tamam, kabul, ama Evet. yani O böyle bir yüzden... sesle hani yayına ben yapmadım öyle bir şey yani hiçbir zaman. Mikrofonu o yüzden kapatıyorsun artık farkındayım onun Hiç zaten. alakası yok. Fokurtu gelmesin insanlar. Çünkü YouTube yorumları şey görüyorum. Takır 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 abi, susturucusu yok mu şunun diye bir yorum gelmişti Benimkinde var mesela. bir Takım yayınlarda susturucuyla kullanıyorum.
İkinizin de Abi, yanında değilim daha aa bak önce. evet benden de olabilir. Çünkü ben de o sırada köz almak için arkamı döndüm. O yüzden senden geldi sandım ama çete gelen yorumda arkasını dönünce benden geldi diye düşünmüş mesela. Mantıklı. Ama bizden gelmedi. Eyvallah. Madem olay bana da geldi ben hemen toparlayayım olayı. Hemen Evet. toparlayayım. Sıradaki parçamız, ilerliyorum ben. Tamamdır. Alba yerlerde geliyor. Evet, chatten geç kararları çıktığı için geçiyorum. Rest in peace Juice WRLD denmiş. Ona bir gülesim var şu an. Nasıl buldun Mali? Özellikle bunu da senden başlamak istedim. Çünkü sen Alba'yı bayağı potansiyelde bulup dinlediğim şarkıları da var dediğini bildiğim için playlistinde daha iyi bir kıyas yapabileceğini düşündüğüm için seninle başlayalım istedim ama. Okey, ya ben Alba'yı Cypher'dan önce de dinliyordum. İşte onun için dedim. Hani, aha. Ama böyle sonraki işleri çok çok sarmamaya başladı benim de. Ama hala daha bence diğer isimlerden, hani benzer şarkılar yapan isimlerden daha iyi. En azından Papa Nakarat yazmıyor. Şarkı da bence geçer yani, öyle çok gömülecek, dehşet gömülecek bir tarafı yok bence. Yani Yok. mükemmel mi? Değil Değil. ama. Önceki hafta verdiği işlerden çok daha iyi. Ben de katılırım Yani buna sana. evet, bir tık daha iyi ama ben hala daha ilk o Cypher'dan önceki şarkılarını daha çok severek dinliyorum. Ama Yalan yok. şu da var, hani gerçekten bu şarkıdan da yine bayağı bir dinledik aynısından gibi bir Evet hissim evet var dinlerken yani. onda hemfikirim. Onda hemfikirim. Ama geçen haftalarda dinlediğimiz işlerden daha iyi. Alba'nın kendi çizgisinde. Ama ben bunu da hani yani bugün için hani idare eder diyeceğim işte işler kategorisine alıyorum. Hani çok gömmem ama hani günün en iyi işleri arasında yer almayacak benim için şu anki aşamada yani. Evet, çok dinledik bundan yani. İlerliyorum hızlıca. Tamam. Yanguzo, her şey yolunda geliyor. Evet, geçtik abi. Chat'ten de geçler geliyordu ama şöyle sonlara doğru biraz baymaya başladı ama genel anlamda bunu bir önceki parçadan da iyi buldum. Hani bugün dinlediğimiz en iyi iş şu an için. Ama yani finalde muhtemelen hani diğer işlere bağlı. Çoğu şeyi dinlemedim çünkü. En iyi günün en iyilerinden biri olmazmış gibi geliyor şu anlık. Daha önce yaptığı şarkılardan bayağı iyi buldum. Kendisini uzun süre tahammül edemiyordum ben daha önce verdiği işlerde. Hani çok da fazla işini dinlemedim. 2 ya da 3 falandır. Burada en azından bir yere kadar dinletebiliyor ama o da parçanın ilk 2 dakikası kalan 1 dakika 15 saniye bana biraz çile geldi yani. Nakarat hoşuma gitti, evet, benim de. Beat tatlı. Biraz daha ağzını açmaya başlamış Yanguzo. Önceki şarkıları çünkü abi direkt hani ağız kapalı hani mumble rap, tamam mumble rap öyle bir şeydi abi, artık hakikaten duyuyordum yani. Şu an o biraz toparlamış, o açıdan da sevindim. Ya ben de senin aynı noktadayım şey konusunda. Önceki şarkılarında ben de birisi göndermişti böyle, bu çocuk çok popüler oldu bu ara falan diye. Hiç sarmamıştı beni. Ama bu şarkı fena değil ama yine ben de hani sana orada katılmıyorum. Ben Fred'le şeyin, bak Fred daha iyi olduğu için şarkıda direkt Fred'lerin şarkıları. Hani Fred'in şarkısından da Fuat'ın şarkısından da önceye koymam vardı. Chat'te yazıldığı gibi. Ama Morning geçeriz yani, kötü değil. Kötü bir geçer örnek ge değil ama. geçerli iş. Dördü Dumanyak demiş ki benim için en kötüsü bile olabilir. Abi saygı duyuyorum ve şey hani dediğim gibi ben de normalde bu tarzın çok alıcısı değilim ve bu parçayı da tekrar bir daha açıp dinleyecek miyim? Muhtemelen hayır. Ama artık hani elimizde bunlar var. Kendi aralarında biraz kıyas ederek ilerliyoruz yani. Ama Undertaker Seyfi'nin yorumunu sevdim. Morning dinlemek istesem rap şarkısı dinlemem. I'm sorry demiş gerçekten bu arada. O zaman ben bir şey Yok yok, daha çekeyim önce konuştuk onu Abdurrahman. Osman abi zaten kendi hesabı bizde VIP kullanıcılardan. Kullanıcı neymiş ya, izleyicilerden. Bize ürün muamelesi yaptım ya demin, ondan bir şey aldım. Ya üzgünüm değil mi? Yine geldi üzgünüm counter'ımız. Şam neden linç yiyor yine? Onu gördüm veteran. Yani... yani neyse, buraya taşıyıp konuyu çok derinlere çekmeyeceğim de. Sanki son paylaşımıyla haklı linç yiyor gibi yani. Hani yani Cumhuriyet'e karşı yani karşı devrim fitilini yakan isimlerden birini de rahmetle anmazsın, hani anlatabiliyor Yıldız Tilbe değilsiniz aynı. muyum? Yani. Evet. Sıradaki parçamız. Keyşan. İyiyim iyi geliyor.
Evet. Chat'ten yeter tweetlerini gördüm. Geç, daha doğrusu geçtiğini gördüm. Tweetlerini. Tweetlerini. Abi ben gittim yine. Kafam farklı yerde. Ve Kafam farklı geçtik. yerde derken? Ha? Ne? Kafam farklı yerde derken? Nasıl? Nereye, bu nereye varmak? Nereye, ne yapmak Öyle istemektesin? değil. Ya şey geldi, kaset alan geldi. Yok bir şey yok. Tamam. Ya yok yok, pole dance'la alakası yok kafamın farklı yerde olmasın. Tıkandı birden. yok seviyor Tıkandı birden adam. seviyor olabilirim ama yani kafam orada değildi. Kafam bambaşka bir Tıkandı yerdeydi. Oy Baykan abi annesinin kızlık söylediğini düşün yani. Yok ben onu düşünmüyorum. Biz onu biliyoruz. Banka ısrarla hatalı yazmaya çalışıyor. Ve acaba ne yazdılar? Onu görebiliyor muyuz dedim. Hani güncelleme talebini aldığımız anda silindi dedi bana bugün. şey. Abi parçaya gelirsek. Abi karanlık, elmas düşerken. Hani bu şarkıların vibe'ı gerçekten farklı geliyordu. Evet ama yani Keyshan birebir aynı şarkıları vermeye başladı hissi sende de oluyor mu bilmiyorum. Evet, sen girmeseydin ben girseydim ben de diyecektim ki yeni tarzını hani ikimiz de eskisine göre daha çok Evet, beğenmiştik yanlış evet. hatırlamıyorsam. Ama aynı şarkıyı da Ama duymak hani istemiyorum ya evet bir yerden artık. sonra da hani farklı bir şey mi dersen sana diye ama yine de kötü iş değil yani ben muhtemelen Ama iyi işte değil. listelerimden birini alırım ama iyi işte değil yani. Ben Türkçe rap'in ortalama seviyesinden memnunum ya. Böyle ortalama gidecekse bugünkü gibi benim için okey. Eyvallah. Çok kötü bir şey dinlemedik hala daha çünkü. Goofalo Tommy demiş ki Keyshan'ın şarkıları artık bana yapay zeka rap müzik yapmış da dinliyoruz gibi geliyor. Ya. Evet bir formül tuttu diye sürekli oradan yürümek ve aynı şarkıyı vermek benim de pek sevmediğim bir şey ki yani atıyorum Elmas diye bir şey dinlemese, Karanlık diye bir şey dinlemese bu çıksa iyi diyeceğim ama bu karanlığın aynısı yani baktığın zaman Evet. neredeyse. Ve ya şey yine tekrar edeceğim tabii ki. Yani bu şarkı haricinde Keyshan Auto-Tune'u daha doğru anlayıp kullanan birisi mesela. Muadillerine göre. En azından duyduğum şey rahatsız etmiyor beni yani. Ama aynı şarkı yani. Burada hemfikirim. Abi bir şey diyeceğim ya ben Peksa. sizden çok çok özür dilerim. Yarım saattir su aşeriyorum. Bir gidip su alabilir miyim? Kanka keyfine bak, keyfine İzin bak. verirseniz ceketinizi çıkarabilir miyim? Şey ceketimi çıkarabilir miyim gibi oldu ama bir su alıp geleceğim. Haftalığın tezenesi git iç gel bakalım. Ben de haftalığın tenekesi oluyorum değil mi bu durumda? İzin ver ceketinizi çıkarabilir miyim değil banana gördük onu ya. Hoş geldin. Selamlar bu arada. Gördük onu ya ama Musab aynısını yaptı. Sevgili moderatörüm, canım ciğerim Musab. iki tane bot yazdı daha önce. Biri rap yazıyor, diğeri murder lirikleri yazıyor. Ve o da Shouty Loop'unda kayboluyor bu arada. Çok gerçekçiydi. Serkan abi teşekkür ederim. Hoş geldin. Çağrısınca yeni parça mı yaptı Sufyu? Bilmiyordum. Bakarız ona da o zaman. Biz yayına girdiğimiz sırada bayağı taradım Discord'u. Yeni çıkanları da onu görmemiştim. Ya bu tüketim, evet fark hemfikirim. Bu tüketim çılgınlığı içerisinde bu kabul edilebilir bir iş. Burada hemfikirim. Ama yani gerçekten ben hep aynı şeyleri duymak istemiyorum. Yani çünkü bunu mesela şeye de söyledik. Alba'ya da söyledik. Hani mesela bugün dediğimizde hani hep aynı şeyi duyuyoruz diye. Alba için negatif olan bir şey bence Keyşah için Keyşah oha. Keyşah için pozitif bir şey olmamalı bence yani. Çünkü aynı problem. Hep aynı şeyleri duyuyoruz. Kendi tarzları içerisinde de hep aynı şeyleri duyuyoruz. Nette var Geldim. ama aşırı eğleneceğimiz bir nette bugün de çıkmadı ya. Geldim. Gitmişken bir de Hoş göz geldin. attım. Hoş geldin. Hoş geldin. Dara, Çağrı Sinci, Impala, Orçi, Gabri, Tezgah şarkının ismi demiş. Bugün Çağrı Sinci'den parça çıkmış dendi de benim haberim yoktu. Kısa film içerisinde verse okuyor ya ayrı bir şarkı olarak yayınlamadı. Sıkıntı Track filmin ismi. Tamam abi bakarız ona da. Bu arada şeye geleceğim ben. Baykan abi Cap'in linkini ne zaman story'e linkliyorsun?
Bu marka Türkiye'de var mı legal bilmiyorum. Ben bunu Türkiye'de almıştım ama çok saçma bir yerden düşmüştü yani. Yoktur muhtemelen. Upfront. Şeye geleceğim. Abi bana şey tweet'i geldi. Abi matematik matematik diyor herkes. Bazen sizin yayınlarınıza da denk geliyorum. Nedir bu matematik diye. Ya bu şey var. Matematikte hani cool gözüken kelimelerden bir tanesi çok hani çok mantıklı şekilde kullanılmıyor genel olarak. Hani bunu da podcast dinleyenler için tekrar kısaca özetleyeyim. Hani benim kastettiğim matematikle çoğu işte blogger'ın falan kastettiği matematik aynı şey değil. Onlar diyorlar ki birini övmek için. Rap'in matematiğini çözmüş arkadaşlar. Rap'in matematiği diye bir şey yok. Yani müzik teorisi var. Hani müziğin kuralları var ama rap kesinlikle sabit bir kalıba sokularak rap vokal yapabilirsiniz diye bir şey yok. Yaratıcı olmanız gerekiyor. Bizim burada Mali'de daha çok yine aynı matematik falan gibi kelime kullanıyorsak ki çok kullanmayız ama yine de arada kullanıyorsak o şunu kastediyoruz mesela. Örnek vereyim bugün de dinleyeceğiz parçasını. Defkan. Her parçasında aynı flow değişimini hani adamın tarzı o bunu kabul ediyorum. Hani aynı flow değişimini aynı kafiyeleri duyuyorsunuz ya. Hani şema olarak bahsediyorum. Bu o MC'nin matematiği. Yani o kendi kafasında bir kalıp şeması var onun. O şemaya uydurarak tüm verse'lerini giriyor. Hani biz burada Mali ya da ben yine aynı matematikte parça diyorsak ağırlıklı bunu kastediyoruz. Yani yoksa şey rap'in matematiğini çözmüş diye bir şey yok yani. Onun için müzik teorisi öğrenmeleri gerekiyor. Müziğin matematiği için. Defkan en bariz örnek olduğu için Defkan'dan örnek veriyorum bu arada yani. Daha net anlaşılsın diye. Çünkü öyle bir tweet aldım geçenlerde. Participant demiş ki onu da okuyayım öyle ilerleyelim. Bazı release day'ler çok yoğun geçerken bazıları çok zayıf geçiyor. Çıkış yapmak isteyen rapçiler için çok iyi bir fırsat değil mi bu tarz günler? Neden özellikle mainstream adamların piyasaya işi vereceği günü bekliyorlar anlamıyorum. Muhtemelen bilmiyorlar daha hangi gün öncesi çıkacağını ya. Bir iki dağıtımcıların talepleri doğrultusunda hani 14 gün öncesinden isteyip de hani şu gün hani kendileri de seçebilirler ama şu gün dağıtırsanız liste ihtimali artar falan gibi mevzular olduğu için muhtemelen abi herkes ister istemez o umutla aynı günü seçiyor diye düşünüyorum. Hemen popüler bir örnek göreyim mesela Susam'ın olayın aynı gün çıkması gibi. Evet. Burada evet Selim sizin anladığınızı biliyorum da hani burada olmayıp hani ya da abi nedir bu matematik olayı? Nedir bu şey, Berat Albayrak sözü neydi? Neymiş bu yapısal reformlara? Neymiş bu matematik diyorsanız hani bizim kastettiğimiz matematikle hani rap'in matematiğini çözmüş Murom falan kafasındaki elemanlar aynı şeyden bahsetmiyoruz. Hani onu açıklamak için söyledim. Zaten burada olmayan elemanlar dediklerim arkadaşlar büyük ihtimalle 3 ay sonra falan dinleyecekler bu kaydı o yüzden. Abi ama yani yoğunluk takdir edersin ki tek başıma edit yap, tek başıma yayın yap, tek başıma başka yayına hazırlık yap falan hani biz bu işi düzenletince bir şey oldun değil mi? Evet, biz bu işi sallandım. profesyonelce yapmaya çalışıyoruz ama tek kişi olduğumuz için aksıyor. Ama biz. Bu söylemler bana bir yerden tanıdık geldi ama benim yayınlarım, benim editlerim. Ben ilerliyorum. Bir yerden bana bir tanıdık geldi ama. Neymiş o ben bulamadım. Hakikaten çıkaramadım. Evet. Sıradaki haftalık parça. Şahsın diyeyim öyle devam edelim. Oo doğru pardon. Tamam. bu arada globali de 2 gündür yapamadık. Onun sebebi bir gün çok uykusuzdum. Diğer günse iş geldi. Hani zaten onu tamamladım. Hani uzun süre sonra gerçekten mesleğime dair bir şey yaptım. Esas mesleğime dair. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Hafta sonunda telafisini yapacağız haftalık globalin. Burak'la konuştuk. Ben devam ediyorum abi. Tamamdır. Impala. Benden pas geliyor. Evet. Chat'ten yeterli ve geç gibi yorumları gördüm. Hani fena değil ama sıkıldık gibi. Onun için ilerledik. O zaman gerekirse olurum Kanye de terde dedim. Evet, gerçekten Kanye West değil mi o? Abi sonunda adam yakalayacak mı merak ettim. Hemen bakalım ona. Evet. Spoiler vermiş olduk ama evet. Şöyle ben mi gireyim Ali gerçi sen mi girmek istersin? Berk selamlar Gir hoş geldin. istersen. Tamam. Abi beat yine sıkıcı buldum. Hani Impala'nın beat tercihleri de biraz bazen ya biraz ayarsız yani bazen çok güzel tercihlerde bulunuyorken genel olarak hani kötü beat tercih ediyor bence. Ki kendisinin prodüktör yönü de var diye biliyorum aslında. Ve kötü beatlerde yapmıyordu. Ve önceki haftalardaki
melodik nakarat denemelerindense böyle bir nakarat daha iyi olmakla beraber nakarat yine kötü. Verse akışlarını beğendim. Yani kalemi güçlü ama yine kendi dünya görüşüyle çelişkili diyebileceğim satırlar var yine. Hani hitap şekilleri bazında mesela yine karı var bir yerde gibi. Ama yani günün geçerli işlerinden biri. Bu arada mesela burada bridge'deki melodik kısmı ben beğendim bu sefer. Evet, ben de ona değinecektim. Bu arada kendi beatiymiş bu. Chat'e birkaç Öyle mi? kişi yazdı. Ha bakmadım ben Hı-hı, kendi infosuna. beatiymiş. Ya chat'te şey yorumu geldi. Sen bitirdin mi bu arada? Ben bitirdim abi, beklerim en kötü ya, sıkıntı yok. Chat'te şey yorumu geldi de logaritmaya mı döndük matematikten, ne oldu? Chat'te şey yorumu geldi de birkaç kişi yazdı. Emir yazdı galiba bir tanesinde. Zari'nin bir yorumu var Nakaratı okuyacağım. Sufyan'ın bir yorumu var evet, okuyacağım. onları okursak güzel olur bence de. Nakarat gelince nasıl bir şey çıkacağından korktuğum için yükselemiyorum diye. Aynısı Evet. bende de oldu ilk başta. Geçen haftalar sevgili ama nakarat o kadar da fena değildi bence ya. Yani çok çok iyi bir nakarat değil ama Önceki senin haftalardakinden kadar daha da. iyi ama yani yine de şey var. Hani iyi bir yani Impala yakalayacak hani böyle parçada tutacak bir nakarat yapmayı şu henüz tam olarak kavrayabildiğini düşünmediğim bir MC. Evet, ben katılırım. Ya da hani bir daha açıp dinletecek tarzda bir Evet evet nakarat evet. henüz duymadım. Ben de o bridge kısmına değinecektim. Bir tık orada ters köşe yaptım mesela bunu. Hani bu kadar kötü nakaratlar dinledikten sonra kaç hafta boyunca. Zari'nin yorumu var ki büyük oranda hemfikir olduğum bir yorum açıkçası, onu bir okuyayım. Nakaratı felaket olan parçaya göre daha iyi bir iş. Fakat Impala'nın onun flow kullanımlarının konusunda yönlendirecek bir prodüktöre ihtiyacı var. Şarkıları tek düze geliyor bana, katılırım. Yoksa konu bütünlüğü içerisinde işleyebiliyor konuları. Katıldığım bir yorum. Evet, Ve doğru. Sufyu da demiş ki klipte bir senkron problemi var ama yayından kaynaklı biraz daha fazla gözüküyor demiş. Evet, bunu hani şarkıdan bağımsız şeyden okuyacağım. Yine bizim internet sağlayıcımız acı çektirecek gibi. Bu parçada çok takılma olmasa da hani o klipteki senkron problemi size 3 kat varmış gibi falan geliyor olabilir bende de ufak bir gecikme olduğu zaman. Hani o yönetmene oradan eksi puan yazmayalım hemen. O bir bizden dolayı da ufak bir senkron kayması var muhtemelen yani. Ben hep yükselme yeri bekledim, hiç gelmedi. Bence eksiği bu ki evet, Sufyun da dediği gibi yani bir iyi olmayan aranjeler ve bu işte iniş çıkış durumlarını çok iyi ayarlayamamak genelde Impala'nın en büyük problemi nakaratla beraber. Bu ekrandaki görüntüden dolayı biz ban yemeyiz, değil mi? Yok sanmıyorum ya. Üzgünler 2021. Yine ben üzgünüm. Abi yapıştı ağzıma, yapamıyorum. Undertaker Seyfi'ye demiş ki bunu okuyayım. Karı kelimesine triggerlanmıyorum ama ben sürtük kelimesinden çok çok iğreniyorum demiş. Ya ben ikisinden de ve sürtük kelimesinden bayağı iğreniyorum bu arada. Çünkü yani hem ya çok yapay bir kelime zaten yani. Hani Türkçe olup olmaması falan da değil hani konu şey yani kulağa çok dublajlı film Türkçesi gibi geliyor ya sürtük. O zaten çok rahatsız ediyorum. Rahatsız olduğum bir şey ve hani yani kullanan kişiden de çok rahatsız oluyorum ya. Ama ben yani karı da niye ya? Niye abi, neden yani? Neden ya? Kaan Rahim demiş ki partnerlik konusunda bir gelişme var mı? İstatistiklerimiz tam kapıda. Hani düşmedikçe belli bir sayının altına yakınız. Şu an 75 lazım ortalama izleyici. Biz 74,01 mi öyle bir şey falanız yani açıkçası. Onun için burada kalın arkadaşlar. Dediğimiz gibi tekrar bir özet geçmek adına fena değil. Ama yani bu kadar eksikle de benim için yine günün en iyilerinden biri olmaya aday değil. Ama fena değil. Geçen hafta verdiği işlerden, son bir iki haftada verdiği işlerden daha iyi bulduğumu söylemem lazım tekrar özet geçmek adına. İlerleyeyim mi Malicim, ne dersin? İlerleyelim abi. O zaman bu Agabi olması lazım. Sıradaki ismin. Akabinde mi şarkı çıkartmış? Emin olamadım. Ama galiba onun parçası. Evet. O zaman sırada. Topik de değil ama hani parçada sanatçı ismi yazmıyor ve Watch Together'daki playlisti sen de gördüğün için biliyorsun. Hani bir üstüne tıklayıp bakmak istedim. Görmüyorum ama olsun. Ha tamam. Katılıyorum sana, evet. Tamamdır. O Ben de zaman şey, ekranın her yerine bir şey koyduğum için ben ufacık ettim. Onun için ekranda 3 tane pencere var abi şu an. özür. Ben bunu unuttum. Sana monitör alacağım. Sa Biraz para sa kazanayım, monitör alacağım sana sana. yok abi, ben alacağım, merak etme. Ay.
Ben alacağım abi. İşte ödemeleri falan döndüreyim. Yok yok. Taşınayım onu da alacağım abi. Az kaldı. Bu arada birinde el fakir üzüm nane buldum bu arada. Çok aklıma gidiyor ama da öylesi. Yani son parayı gömsem mi düşünmüyor diyelim. Sonra niye pardon? Yayından sonra konuşalım. Tamamdır. Sıradaki parçamız. Agabi Eyvah geliyor. Evet tamamdır. Geçtim. Nasıl buldun bu? Ben yok chatteki yorumlara gülüyorum. Yok, dolayı cevap vermiyorum. Yok ya. Ben chatte ara ara gelen yorumlara gülüyorum. Ben cin düğünü dabbe yayınlanmayan sahneler. Gözlerin öyle kalacak abi. Evet o çok güzel. Abi yapma ne olur gözlerim böyle kalacak yorumu çok güzeldi. Ya ben daha önce sizi raidlediğim Mehmet Berk Yaltırık'ın da hani YouTube kanalında korku içerikleri işte folklorik korku öğeleri falan bu ara bayağı izliyorum sıkıldıkça falan. Hani ben de gerçekten çok oralara gittim klibi seyrederken yani. Özellikle klibe çok bakmamaya çalıştım dikkatimi dağılmasın diye. Gece uyuyamıyorsun değil mi kayıp yüzünden? Yok yok ondan değil ya şey. Sanki böyle bir hareketlenmeye başladı dedim klip şey herhalde. Dikkatimi dağıtacak o yüzden çok bakmıyorum. Onun için hani o şey ben biraz chat'e güldüm yani. Onun için şey yani o şey nasıl buldun da hani dalga geçmelik nasıl buldun değil. Onun için rahat rahat girebilirsin kankacığım. Okay. Ya ben Agabi genel olarak seviyorum, beğeniyorum. Evet şarkılarında ne anlattığını bazen ben de anlamıyorum. Ondayım fikrim chatte. Ama bugün yani bugün dinlediğimiz en iyi şarkı buydu muhtemelen şu ana kadar. Ben sıkıldım parçadan dürüstçe. Hani bu da hani bitmiyor geldi bana ve hani abi hani eyvah ya 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 ya. Hani ben biraz hani sıkılıyorum yani gerçekten bundan biraz. Beat bu arada hani buradaki davulsuzluk bence kötü değil. Güzel bir tercih olmuş. Yani yine piyasanın zaten Ozan yapınca kötü, başkası yapınca iyi. Ben anlamadım arkadaşlar. Yok buradaki perküsyon kullanımını ben beğendim ya. Hani perküsyona doldurma kafasını sevdim. Hani beat kafasını sevdim. Ama yani gerçekten Agabi'nin de hani verse'leri ve nakaratlarından ben son dönemde biraz sıkılmaya başladım. Hani kötü bir parça mı? Hayır ama gerçekten benim için biraz fazla sıkıcı bir tarz. Ama şunu da kabul ediyorum, alıcısına iyi. Yani şöyle Agabi'yi biliyorsun özgün bir tarzı olan isimler, nadir isimlerden biri Türkiye'de ve hani Agabi'yi seven bunu sever abi. Yani buna bir itirazım yok. Evet Agabi'yi gerçekten o bu özgünlüğünden sıkılmadan uzun süre dinleyebilen birisi sever ama benlik değil abi. Ya ben çok da olmuş diyemem bu parçaya ama dediğim gibi hani muhtemelen Agabi fanları veya Agabi'yi fan olmasa da hani farklı bulup dinlemekten keyif alan biri sevecektir. Alıcısı var mı denmiş. Var canım Agabi'nin. Yani tek başına Sold Out konserini bilirim yani. Şarkı ortalarda baymaya başladı bayağı evet. Bende de o his oldu chatte. Özür dilerim. Gereksiz bir akım başladım chatte. Galiba çok özür dilerim. Bir daha bir şey yapmayacağım. tatsız bir akım oldu. Ya abstract veya experimental seven herkes alıcısıdır demiş Şakar. Ya ben ya Türkiye'de özellikle Amerika'daki abstract ve eksperimental janrının farklılığını yansıtan bir sanatçı olduğunu düşünmüyorum. Yer yer M4NM haricinde. Yer yer o da. Yani onu sevenler buna çok gelmeyecektir ya ne bileyim bence. Bence. Yani çok eskiye gideceğim ama şimdi Antikon seven birinin bunu alacağını ben düşünmüyorum mesela. Yani. Ağaç Kakan sever, bunu da sever diye tahmin ediyorum. Ben mesela evet. Ağaç Kakan'ı çok uzun süre dinleyemiyorum ama Agabi'nin şarkılarını seviyorum. Çakar şey yaptı mesela, Dalek ve Sol seven elbet dinler diye. Doğru, buna bu yoruma katılırım, itirazım yok. Doğru, eyvallah. Yani burada biraz ayrı uçlara düştük. Sen şu an için bugün en iyi parçası dedim. Ben bugün için diğerlerinden çok farklı görmüyorum ama alıcısına iyi dedim. Ha benim günün sonunda en iyi listemde olmayacak. En kötüde de olmayacak ama kesin olarak en iyi listemde olmayacak yani. Bunun önüne birkaç ben parça koyayım. Ben aday olarak yazdım vallahi. Tamamdır. Aspava albüm vermiş. İki parça almışız. Girelim mi? Ne dersin? Aspava'nın albümünü dinledim. Birazcık ama bir iki şarkıda takılı kaldı. Devamlarımı aldık. Ne aldık? Abdurrahman bir şey demiş. Evet, evet. Abdurrahman şey demiş. Onu güldüm. Ağır Şakan Osmanlıca rap yapan arkadaş mıydı? Yok o etnik punch abi. Geçen hafta İngilizce rapini dinlediğimiz. Ona bir gülesim geldi sesli söyleyeyim. Ama yani tanıdım direkt. Yani doğru anladım ben yine. Yani tanıdım sorun yok. Evet.
Evet abi tanımıyorum. Var bir de tabanca var albümden. Tanımıyorum zaten kliplendiği için geldi. Bir de tabancayı İki almış şarkıyı Emir. sevdim ben. Şeydeki, albümdeki. Ben albümü hiç dinlemedim. Bir de ben bugün koşturuyordum. Emir de tekrar geçmiş olsun. Bugün bir onun da hastane işleri vardı diş yüzünden falan. Yine de sağ Geçmiş olsun Emir olsun. yapmış isteği. Ben akşam son anda demoları ekledim yani neredeyse son dakika. Aynen elimde güzel. Tabanca hariç bütün parçalar iyi geldi. Tabancayı aç muhabbet diyor herkes. Elimde iyi alsaydık diye. Elimde al, zor değilse elimde alalım istersen. Çok zorsa. Yani Emir sana yük olmayacaksak rica etsem o zaman biz tanımıyorum'u dinlerken elimde iyi ekleme şansım var mı? Tamamdır. Çok teşekkür ederim tekrar Emir'ciğim. O zaman ilk parçamız Aspava'nın albümünden iki parçaya bakacağız. İlk parçamız klip parçası. Tanımıyorum geliyor. Ben ekrandaki şapkalı abiye katılmıyorum dedim Ali. Ben bu sırada ben fail attım. O yoruldum ya bu sefer yoruldum. Şeftali tiki mi var o surat ne dedi. Feodal. Kanka hoş geldin. Seviyorsun. Bence de yorucu Gözde ya. Biraz yoruldum. Ya şöyle. Çok kötü mü? Hayır ama yani. Özellikle Aspava'nın Synthwave denediği albümlerinde. İki albümde. Hani çok daha yaratıcı ve dinlenesi şeyler görmüşken herkesle aynı parçayı yapıp böyle bir şey sunmasını beklemiyordum açıkçası yani. Güzel bir kanal yakalamıştı. Daha özgün işler dinliyorduk. Şu an herkesle aynı parçayı duydum yani. Ki kendisini ben insan olarak da müzisyen olarak da beğenirim normalde. Beni bu sefer üzdü ya. Yine üzgünüm counter. Devam. Bu arada sen parçaya gir. Ben çok sıkıştım. Geliyorum. Girmeyeceğimi biliyorsun da. Tommy, ona geleyim değineceğim. Adam kalkarken bile bir şey okudu ya. Yorum okudu. Abi gönderirsiniz, ben topluca cevap vereyim. Gönderin. Bitince yazarsanız ben toplu cevap veririm bitti diye. Abi cidden bir hafta içi annemi babamı arıyorum yani. Bir onlar soruyor nasılsın diye bir de chat soruyor. Kesmiyor bilmiyorum. Yayıncılıkta iyi para olup onların Baykan'a soracaksın. Ben konuğum burada. Baykan selam podcast'i editlerken. Abi bittiyse iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız arkadaşlar? Geldim. Ermeni bayrağı değil abi şey. Geldim geldim. Baykan ekledi LGBT bayrağı ama benim orada mikrofon ikonu duruyor diye oraya aldı Baykan. Ermeni bayrağı ciddi yazmadım diye yapıyorum. Abi canlı iletişimim şöyle arada yazışıyoruz ama öyle çok o zaten şeye gitti, Londra'ya gitti. O yüzden öyle çok bir iletişimimiz yok açıkçası. Bir süre bayağı bir koptuk hatta. Sonra işte sosyal medya sağ olsun öyle bir iletişim kurduk ama bayağıdır çok akıcı bir iletişimimiz yok öyle değil. Ama iyidir herhalde yani. Halinden memnun gibi. Ben 2-3 yoruma cevap vereyim sonra tekrar parçaya dönelim mi kanka? Arada kaynamasın, Tamam yukarıda ben zaten seni kalmışlar. bekledim. Nasılsın Tamamdır. spamin geçmesini bekledim arada. Sen Tamamdır. geldin işte. Tamamdır. Goodfellow Tommy demiş, ikonundan bağımsız Tupac Hail Mary şarkısını söyleyen türkü gördünüz mü? Gördüyseniz başarılı mı sizce diye. Abi Botan kendisi normalde çok da rapçi değil. Hani bir rock grubunda gitar falan çalıyor ama gerçekten çok büyük bir Tupac hayranıydı. Biz öyle tanıştık. Ve başka yaptığı cover şarkılar falan da var. Oradan beri takipteyim. Baya yetenekli buluyorum Botan'ı ben. Ama tabii şey var hani gerçekten bir Türkçe rap parçası çıkarsa ya da kendi yazdığı sözlerle bir parça çıkarsa ne kadar başarılı olabilir? Henüz sürpriz yani o konuda bir fikrim yok. Çünkü genelde bu tür iyi cover yapan ya da işte iyi taklit yeteneğine sahip arkadaşların genelde kendi ürettikleri işler geçmişte çok çekici gelmemiştir hiçbir zaman bize yani. Zeynep Bastık'tan mı bahsediyorsun? Ay ondan bahsetmiyordum. Tamam global İslam Okey. ama çok çok güzeldi. Okey. Çok güzel gördün. Okey. Çok güzel gol attın yani şu an. Ha, Narko Emir Kemal bence Baykan şeyi fark ediyordur nasıl spamini çünkü editliyor ya podcastleri. Bence tabii orada canım. görüyordur diye düşünüyorum. Tabii. Narkafa demiş ki Aspava'nın rapi bıraktım deyip sonra albüm yapmaya ihtiyacı var gibi gitsin 5 sene albüm yapmasın özleyelim biraz demiş.
Miraç demiş hani bu önemli bir yorum. Parçaya dönüş yorumumuz olacak aynı zamanda. Dediğin albümlerde güzel rap verse'ü yoktu. Bu şarkıda en azından rap verse'ü var demişti. Abi bence zaten hani Aspava'nın rap'i de kötü değil ama yani yapması gereken şey oydu abi. Çok çok doğru bir kanaldı o kanal yani. Hani buna geri Abi dönmüş ben burada olması stratejik hata gibi düşünüyorum biraz. çok hemfikir değilim ben ya. Sen değil. Sonuçta bir EP ve abi çok şey bir EP yani. İki tane koskoca albüm vardı adam. Araya farklı bir şey sıkıştırması bana çok yanlış bir strateji gibi gelmiyor. Ya sonuçta başka damarlardan beslenebilen bir adam. Ya zaten Araya şey farklı bir demiyorum. sıkıştırması çok şey değil. Yani bu sefer de hep aynı işi yapıyor moduna girmiştik Ha, hatırlıyorsan onu önceki diyecektim. Hani şarkılarda. öyle bir şey beklemiyorum ama orada daha hani orada yaptığını tam olarak bitirip çıkmadı da yani henüz. Ben orada yaptığını tam bir yap hani sonra tekrar hani farklı şeyler dene kafasındayım hani. Çünkü o şeydi. Hani güzel şeyler vaat ediyordu. Umut veren bir projeydi ama tam olarak duymak istediğim synthwave de o değildi. Yani şey var. Orada güzel bir Weeknd denemesi vardı. Öyle söyleyeyim sana. Ama tam olarak olmamıştı ya hani. Ama çok güzel Evet. fikirler vardı. Hani onu önce onu bir tamamla. Hani bir yol açtım. Hani ondan çok çabuk kopma ki hani çünkü güzel bir kanaldasın. Ondan koparsan hani üretim seviyesinde üretim sıkıntısı şu an bilmiyorum tabii ki. Belki de var Cüzla'da parçaları. Hani ondan kopup tekrar farklı bir şeye döndüğün zaman abi o yarım kalacak anladın mı? Hani onu kastediyorum Abi, orada bilmiyorum ya araya mesela Nude'un olduğu albümü almıştı bir kere. Yani o da ben. böyle yine farklı kafada bir işti. Bence araya EP'ler sıkıştırıyor genel stratejisi o bence ya. Çok çok sıkıntılı gelmiyor bana. Hatta böyle bir araya bir başka bir iş katması benim hoşuma bile gitti yani. Yani Yalan yok. Hani ama çünkü iki tane bu abi koskoca albüm dinledik. Üçüncüsünü de aynı dinleseydik beni baymaya başlayacaktı eyvallah muhtemelen. eyvallah eyvallah. Yani o konuda çok emin değilim orasını sanırım. Aynı Abi, fikirde değilim orada. yani çok çok kötü falan değil bu parça ama ben tekrar dinleyeceğim bir Asfalt parçası da değil yani mesela hani sigarayı falan hala Ben dinlerim. dinledim bugün. Birkaç kere Yani. dinledim bugün. Feodal demiş ki her şeyi taklit ettiler. Daha bir tane Anderson .Paak taklit eden deneyen görmedim. Yazık be demiş. Yani orijinalleriyle mutluyum abi ben ya açıkçası. Özgün şeyler duymak istiyorum. Ha, ama mesela Agabi'nin özgünlüğü özgün evet ama çok da beni çekmiyor. Hani ben beni çekecek özgünlük arıyorum artık. Daha çok bulabilmiş değilim. Biraz Fred yakalıyor ufaktan beni o konularda. İlk aklıma gelen bugün dinlediğimiz bir Bir isim olduğu Fred için dedim yani. deyince Yok bir tek Fred Fred deyince de değil. yalnız Yani. yok yok Fred Aspava duyduğu da nasıl olur diye bir düşündüm şu anda da. Aristocuğum hoş geldin. Selamlar. Hoş geldin. Lütfen Pop Smoke taklidi yapmayın değil mi? Gerçekten yeter abi Pop Smoke. ne kadar mutsuz adamsın Emir Baykan. Evet, Kemal. Emir Kemal ne kadar mutsuz adamsın Baykan. Hiçbir şeyi beğenmiyorsun Tuhan 2021. Ben Tuhan'ı sevdim bu arada ya. Yani samimi bir insanmış abi. Sıradaki parçamız. Hani katıldığımız, katılmadığımız noktalar var. Hani ben yaptığımız yayından da pişman değilim. Ama karşımda en azından samimi bir insan gördüm yani. Ya bana diyor sandım bir anda şarkı için. Başımı sallıyorum eğlendik en azından yani o yayında. Sıradaki parça. Tabanca almıştık ama siz abi tabancayı geç Elimde'ye bakalım dediniz. Ben ilk kez dinliyorum bütün albümü şu an yayında. Mari bakmış. O zaman sıradaki parçamız Asfova'nın albümünden Elimde geliyor. Evet. Ben fade attım. Yani chatten çok geç görmedim ama bence yeterliydi ya. Hani biraz yine sıkılmaya başladım. İkinci versus Okey. ortalarına Ben bu doğru. şarkıyı bayağı döndürdüm bugün ya. Önceki şarkıdan çok daha iyi. Klip şarkısından çok daha iyi. Ben keşke buna Evet. klip çekilseymiş derdim çıkış parçası olarak. Kabul. Aynen. Bu kötü bir parça değil ama şey var. Bazı kafiyeler çok tahmin edilebilir geliyor yine. Yani bu basit Evet, yazım evet, evet, evet. mevzusu. Ve biraz daha farklı flow'lar duymak isterdim. Yani iki verse bayağı aynı matematikte ilerliyor yine bugün değindiğimiz konudaki gibi. Hani bu biraz sıktı. Ama nakarat bayağı başarılı. Beat de bayağı tatlı. Hani kabul. Yani albümün kalanını ben dinlemediğim için bu iki parça arasında kıyas yaparsam kesinlikle ben olsam klibi buna çekerdim yani. Yok ben de fikrim onda. Bu arada albümde ufak bir Tuğba İkinci ekolü var. What? Şarkı adlarını arka arkaya sıralayınca elimde yeni tabanca kural tanımıyorum şeklinde bir satır ortaya çıkıyor. Tuğba İkinci'de ne vardı? Hatırlayamadım Tuğba ben. İkinci değil miydi o ya? Kondom yoksa var mı? Bir Aa, şarkı tamam vardı tamam galiba. doğru 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 tamam Yayında da konu yayında da konuşmuştuk onu. hatırladım. Sen bambaşka müzikal bir şey düşündün sanırım ama Evet Tuğba evet İkinci evet. dedim. Evet Hani doğru doğru söylüyorsun. ben orada düşünmezsin diye. Doğru söylüyorsun.
Ya da şarkıları büyüklü küçüklü yapalım da hani 90 neslini almış oluruz. Ya Cenk burada zetetikliyim istedim arkadaşlar, Cenk burada değil muhtemelen çünkü bir kızmayın. saniyede cevap yazardı burada olsaydı. Burada değil. Evet, gerçekten felsefik bir şey bekliyordum. Tuğba kimse diyorum abi, nasıl beklentilere girdiniz? Doğru söylüyorsun. Cenk burada mı yoklamasıydı deminki arkadaşlar, tetiklenmiyor. Ama orada da bir Bu drama dönüyormuş şey galiba, değil mi? O nerede? onu gördüm bugün mesela. Şey, Farazi Kayra falan o ekip arasında bir drama dönüyor galiba Twitter'da. Bilmiyorum. Ben takip etmiyorum. Şey yani dramaları. Abi bu sefer de ben ufaktan bir gideyim. Tamam abi, Gitmişken. tamam abi. Bir Sonra çok kısa bir netlerimiz var. çete bir de bir şey yazacağım. Balkan abi Biliyorum ben. nasılsın? Tamam. Yaz yaz bir. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Çünkü az puanın kafiyeleri gibi tahmin edilebilir oldu. Hiç hoşuma gitmedi. O zaman arkadaşlar, Mali gelene kadar 1,5-2 dakikalık bir molamız var. İçecek tazelemek isteyenler, muavin, bu ben şu an muavinim değil mi? İçecek tazelemek isteyenler, tuvalet ihtiyacı vermek isteyenler, tuvalet ihtiyacı vermek istemek ne demekse. Üf, konuşamadım, iyice battı. Tuvalet molası vermek istiyorsanız 1,5-2 dakika bir şey dinlemiyoruz, buradayım. İyiyim Casper, sen nasılsın? Hayati hoş geldin. Yok, kaçırmadın da. Aspava'yı dinledik. Şey geliyorum değil mi? Fanta, kola falan. Ya Abdurrahman, o anlamda demedim. Sonra kaçırdık mı, ne kaçırdık diyorsunuz diye dedim. Hani şu an sıkıntı yok. Hani 2 dakika moladayız diye. Aa, haberim yoktu Serpent. Hadi bakalım. Kim çıkarıyor bu arada? Abi bar after bar şöleni geliyor. Ciddi misin sen? Yani trollüyorsun muhtemelen de yani. Bu arada netteye gireceğiz dediğim şey var. Hani aşırı gülebileceğimiz iş yok. Çok çıkmış ama yine böyle aradığımız kan hala nette de yok. Bildiğimiz bir iki isim var. Onlardan gideceğim sadece ben. İki tane de sıkıştıracağım, komik de. Malicim hoş geldin. Bulduk. Uzi mod, aksan, güneş motive var. Eyvallah Baykan Serpent. abi gittiğin en iyi konser kimindi ve neredeydi? Abi şey, rap dışında Kes. Ben sormadım bu arada, öyle bir Baykan biliyorum abi biliyorum deyince biliyorum. garip. Ben de tam ona geliyordum zaten, sen okumasan. Rap dışında Rammstein'in Türkiye konseri müthiş bir konserdi abi. Hani rap'e de geleceğim. Bir de yine Türkiye'de izlediğim en iyi konserlerden biri rap dışında. Yine Seal konseri. İKSV getirmişti, Jazz Festival üstüne. Biz Mert'le, Gerilla ile gitmiştik. Şeyden hatırlarsanız, Fucking Beats. Çok güzel bir beatmaking videoları vardı onların. Ta yıllar evvelinde. Oradaki Gerilla. İkimiz gitmiştik, çok eğlenmiştik onda. Rap bazında diyorsak, Türkiye'de izlediğim en iyi rap konseri, Türkçe rap diyorsak, şey, İstanbul Hip Hop Festivali 1. Maslak'ta yapılan Ceza Fuat Sagun'un üçünün aynı sahneye çıktığı son konser. Ama şey değil, küslerdi. Üçü de birbirinden bağımsız ama line-up'taydılar, yani öyle söyleyeyim. 2003 ya da 4 olması lazım. Yine Türkiye'de diyorsak Rıza'nın geldiği konseri sayarım. Ghostface konseri seyirci yüzünden kötüydü. Hani neden saymadın derseniz, ben çok keyif aldım ama çok çok az kişiydik yani. O Ghostface, MC Light, Big Daddy Kane'de, Free Flow Festival'de. Globalde dersek de hip hop camp derim ya yine. İzlediğim en iyi. Bütünüyle festivaller çok güzeldi. Hani hatta sahneye çıkmak benim için çok özel bir durum yani. Ben bunu her yerde görgüsüz gibi söyleyeceğim. Gerçi millet neleri anlatıyor. Estağfurullah. Millet neleri anlatıyor. Ben bunu söylemişim çok mu? Ben de çok ufak cevap vereyim. Konser sayılmaz ama Grandmaster Flash'in Ben ona geldiği gidemedim ya. parti. Ben onda bayağı Ben eğlenmiştim. Hatta bir ara bizim işte gerçek yarattaki şeylerle gitmiştik arkadaşlarla. Can yoktu galiba da emin değilim. Galiba yoktu o ya. Oradaki arkadaşlarla gitmiştik. Toplandık bir ara, ben onları kaybetmeyen öne gitmiş dans ederken buldum kendimi. Bir baktım 3. sırada falan, böyle geri dönmüştüm sonra. Bayağı eğlenceli bir parti. Memo var. Rolling Loud demedim. Yani keşke olsa da yani oraya çıkmak. Hani olmadı yani. Şey. Sonrasında Bir de Nargileci'ye sabahladık. Evet. Wu-Tang konseri sonrası Moda Kafe'de sabahladık biz. Burak, Ozan, Miraç, ben falan. Mali bu detayı biliyor muydum bilmiyorum.
Yok abi, bir defa duydum ve beni sarmadım. Şu an sana böyle trip atıyorum. Mesela Küsmemiştik acaba o zaman. ben mesela Grandmaster Flash, yok biz hiç küsmedik ki seninle. Konuşmuyor muyduk o zaman dedin de biz hiç küsmedik. Tanışmıyor ha, mu? Ha, yok tanışıyorduk ya. Tanışmıyor muyduk dedi. Tanışıyorduk. Ama Grandmaster Flash'a orada hala kızgınım, bir kere daha söyledim bunu. Bir fotoğraf çekilelim senin, böyle yüzümüze baktı geçti. İçerisi çok şey. Ben Grandmaster... O kadar bekledik dışarıda. Teşekkürler Mimarlık Fakültesi. Ben Grandmaster Flash'e de Primo'ya da gidemedim abi. Çok yaradır yani o. Ama ben gittiğim... bir de şeyi izlemiştim. O güzeldi abi. 2000'lerde galiba Up in Smoke Tour vardı ya falan diyormuşum. Aynı anda trollüyorum şu an. Trollük bazında, trollük bazında en iyi konserse şeydi abi. Hani trollendik orada. Ama yani müthiş trollenmek. Afişte DMX var, Jarul geldi ya. En büyük skandallardan biridir ama ben orada eğlenmiştim abi, çünkü hani konsere gelip fark etmeyen vardı sahnedeki hani DMX olmadığını falan böyle. Hani o müthişti. Abi, o çok bağırmıyor falan. Mesela Game konserinde ben çok sıkılmıştım ve hani Game $100 karşılığı fotoğraf çekilirim falan muhabbeti yapıyordu millete. Abi ben tiksinmiştim adamdan orada yani, gerçekten mi diye. Abi nasıl tanıştınız anlatın diye bir soru geldi, anlatayım mı? Anlat bir de şey, ama unuttuğum bir konser daha var, Redman. Türkiye'deki Redman konseri. Onda da az kişiydik ama müthiş eğlenmiştik. Future'da benim kendi konserim vardı. Ben Future'ı uzaklardan izledim. Basel'den. O sırada hani gidemedim. Evet, Nihayet her yerde çıkıyor. Konser tek eline zaten yeterince laf söyledik burada. Her yerde Nihayet konseri artı altında Future falan çıkacak yakında yani. Neyse devam edelim, ben tekrar girmeyeyim o toplara. Nasıl tanıştık anlat bakalım. Çok saçma zaten ya şey, bizim yayın zamanında halbuki biz Baykan'la yazışmışız falan da ben onun farkında değildim. Muhtemelen ben yazmamışım sana orada, Can falan yazmıştı muhtemelen. Biz Gerçek Edal dönemi hani kimle yazışım bilmesem de hani o ekibin sosyal medya şeyiyle falan mailleşmemiz falan vardı. Hani belki Can belki sen, bilmiyorum. Hatta ben geçenlerde bulup sana gönderdim ya, oğlum biz seninle konuşmuşuz diye. Muhtemelen Can konuşmuş. Ya birbirimizi hatta biliyorduk. Ben kendimi, İsmen birbirimizi biliyoruz. Türk Beatmakers listesinde falan olduğum mesajları gördüm. Muhtemelen arşiv için yazmışım. Beni de yanlışlıkla eklemişler falan. Saçma sapan mesajlar buldum geçen arşive girince. Hiç alakam olmayan yerlerde isimlerim çıktı. Neyse. Ama şey yani, takip ediyordum da öyle bir tanışıklığımız yoktu o zaman. Sonra bir tweet atmıştın sen şey diye. Beşiktaş'ın mekanında işte birkaç günlüğüne nargile kısmına bakacağım. Gelmek istemem olsa beklerim diye. Aynen. Ben de gitsek mi acaba falan diye düşünüyordum böyle. Undertaker'ın mesajına takıldı gözüm şu anda da. Gitsek mi oraya tanışsak falan diye düşünüyordum. Ondan sonra şey oldu. Nerede karşılaştık biz ya? Emetiko'da. Emetiko'da böyle dikkatimi çekti. Bir tane adam böyle bol giymiş, şapkası var böyle her zamanki gibi. Bir tane adam yanından geçerken şöyle çaktırmadan elindeki poşetin içine baktım. Baykan var lastik bilmeyenler için poşetle çanta taşımasıyla meşhurdur. Kaplumbağa. Kaplumbağa adam diyoruz kendisimiz. Bugün de ben bankaya giderken bütün her şeyin yanına aldığına neredeyse eminim şu anda. İnanır mısın? Çok karantina çok değiştirdi. Telefon, cüzdan, araba ruhsatı şeklinde çıktım. Ya, enteresan. Bir de şey... ne o? Şu. Şey. Bir de pick-up'ları aldım falan. Hayır, dezenfektan aldım. Dezenfektan evet. Bir de o küçük o vardı. Neyse çok iğrenç bir espri yapacaktım da durdum ucunda. İlk harfini söyledim. Yakalayanlar varsa. Evet. Aldık abi, poşetin... Tamam okey. Poşetin içine baktım böyle. Bütünler var. Allah dedim bu adam o adam olabilir. İçeri gittim hemen Fatih abiye sordum. Kim bu adam ya diye. Ama öyle bir atarlı sordum galiba. O da bir şaşırdı. Mustafa vardı Nezih. O söyledi galiba şey diye. Baykan ya bizim arkadaş dedi. Dedim Barlas mı söyledi? Evet dedi. Tamam dedim dur ben tanışayım. Sonra gittik yanına öyle selam verdim. Sonra Baykan bizim masaya geldi. Kendi masasına kalkıp yaklaşık 2 saat boyunca sohbet ettik. Kalkmak da bilmedi arkadaş. Sonra bir telefon aldık. O hafta bir daha görüştük. Sonra bir daha görüştük derken baktım. Öyle görüşüyoruz. Öyle hikaye bu. Çok ya, şey. Ben şaka bir yana nargile kafelerde çok çok saçma ama yani iyi anlamda saçma insanlarla tanıştım ya. Mesela biz İlter abiyle de efsane gitaristlerden İlter Kurcalı'da da mesela nargile kafede tanıştık mesela. Yani böyle hiç beklemeyeceğim insanlarla çok tanışmışlığım var. Düzgün kafeye giderseniz oluyor arkadaşlar. Yani şey, seri, evet evet. Hani seri köz kafesine gitmiyorsanız çok saçma şeyler denk gelebiliyor yani. Orada bu arada bayağı şey var ya. Yok sıfır öyle demedim. Burada Baykan'ın denen bu yer varmış ki. Sonra Baykan sana çok güzelsin demeye başladı. Aşk hikayesine dönüştü falan. O zaman tek başıma değildim yanımda. Düzgün nargile kafe yok tabii ki Yasin bu arada artık. Yani.
Abi orada şey zaten, Remedico'ya gelenlerde Edip Akbayram falan onların imzalı olduğu şeyi var biliyorsun değil mi? Edip Akbayram'ın imzalı orada posteri falan var. Yani öyle eskiden düzgün tipler gidiyordu. Sonra yavaş yavaş her yer gidiyor. Abi popülerleşen her şeyin... Bütün kafeler şey oldu. Abi şey gibi düşünün onu abi, hani bu sadece birçoğumuzun içtiği tütün aracı, hani anlık keyif aracı ama tıpkı rap müzikte olduğu gibi bir şey popülerleşince berbatlaşıyor hani ortam olarak. Aynı mevzu yani. Yani biz normalde mesela eskiden hatırlıyorum toplanıyorduk işte bizden yaşça büyük dediğim de bayağı büyük bu arada yani 50-60 yaşında abi vardı yani bizim grupta hatırlıyorsundur sen de. Aynen. Mesela adam şeyde çalışıyor. GEA var ya paramı kurtarmaya gidiyor. Aynen. Adam mesela orada çalışıyor. Bayağı geniş çevresi var falan geliyordu. Biz de oturuyorduk. Konuya giriyorduk böyle 3 saat boyunca. Şimdi dünya siyasetinden, ekonomiden, sosyolojiden, bazen antropolojiden falan böyle psikolojiden acayip yerlere girip çıkıyorduk o gece. Herkes ya, evine dönüyordu. Hatta hani saçmalama benim sohbetler oluyordu bayağı. Murat Bardakçı'yla oturup laflamışlığım var. Hani tabii ki tanıdık vesilesiyle oldu. Hani yoksa çat diye şey olmuyordu da hani öyle bir yerde denk gelindi yani falan. Ama neyse. Sonra şeye düştü tabii onlar. Evet, sonra seri közlere düştü. Evet, seri közlere düştü sonra böyle. Evet. Ve gitmeyi bıraktık darpaça, yani. Birkaç isim. Darpaça üzerine yapışan ve memelerini fışkırtan görünen yeni abilere evet. İlerliyorum ben abi. Bu sefer dönelim çok sıkılmadan. Ya şey netteye gireceğiz ama dediğim gibi çok güleceğimiz işler yok. Onun için hani bildiğimiz bir iki isim artı belki güleriz diye zorlayacağım iki şarkı gelecek. Sonra playlistimize devam ediyoruz. Yine aralara da demo serpeceğim merak etmeyin. Mesela bugün tepki var nette de. Çok şaşırdım. Hatta ben ilk ismi görünce şey sandım hani tepki de mi dızlandı hani tepki diye başka biri mi var falan bekledim. Hayır bildiğimiz tepkiymiş. Hatta onunla başlayalım. Arda ve tepki her şeyden çok geliyor. Evet. Chat'ten geç kararlarını görüyordum. Onun için geçtim. Yani umarım paralı düettir. Yani çok standart bir tepki varsa, sıkıcı bir beat. Hatalı olmasa da çok standart bir pop vokal duyuyoruz şu an için yani. Ben beğenmeyen taraftayım. Sen beğendin mi bilmiyorum ama. Muhtemelen yani bir haftayı unutacağım bir tepki işi bu benim yani. Evet. Bir de son çıkan albümün birkaç şarkısı bayağı iyiydi. O gün de konuştuk ya. Hı-hı. İlk 3 şarkı olayı. Ondan sonra çok sarmadı beni de şey çok takılarak geldi zaten. Öyle çok dehşet odaklanamadım da karitabı. Takılarak geldi bana biraz. Yani geçen haftalarda hani albümü genel olarak beğenmesek de Üzgünüm Anne diye bir duygusal şarkı dinledikten sonra evet, bu değil yani anlatabiliyor muyum? Bu arada şeye geleyim. Biz hani ben şarkıya girerken dedim ya hani Netteye'de görünce biri tepkinin ismini çaldı sandım falan diye. Yani orada Undertaker Safe'ye şey demişti. Bizim lisede dur yorumu bulayım. Tepkinin şarkısını bizim lisede biri tepkinin şarkısını dızlamıştı. Evet dedi Undertaker Safe'ye. Benim efsane bir anım var yazlıkta ama çok ufakken. Ama sen benim de var dedin. Seninkiyle başlayalım. Benimki efsane değil ya. Çok basic bir hikaye. O yüzden çok önemli değil yani. Direkt söyleyeyim geçelim. Tamam. Cezafan Forum'un zamanında böyle millet söz falan yazıyordu şeye. Biz bir tane çocukla takışmıştık. Ben de buna ergenlik ateşi diyelim. Bir şeyler yazarak cevap vermiştim. Böyle 3-4 gün sonra bir baktım. Bir tane çocuk bloğuna koymuş ben yazdım diye. Mesaj attım. Bunu sil diye mesaj attım. Sonra bloğu birazdan incelim. Bir baktım Fuat abinin falan sözleri var böyle. Silme yani. Bu şu anda kalsın. Hani böyle çok basic. Benimki çok cringe moment ya yaşadığım. Abi şey var. Bizim yazdık işte ağırlıklı olarak yazın. Öğretmen bizim site zaten mesela öğretmen kooperatif falan eskiden kooperatifçiliğin olduğu yılları hatırlarsın abi. Hani ya böyle ufak Saros tarafında hani şey yok. Bir de arada işte gurbetçiler falan geliyor. O yıllarda hiçbir şey yok ama böyle hani ilk bir tane bakkal işte falan böyle bayağı köylük köy gibi bir yer yani böyle. Gerçi hala çok ilerlemedi oralar. Neyse. Abi bir tane çocuk var işte ben de böyle yazlıkta hani şeyim ciddiyim bu arada. Şey görgüsüzlüğünü yaptım ben de. Hani Walkman falan var ama biz mesela bisiklete biniyorum abi. Bu arada yaş böyle şey hani her şey yolundadırın çıktığı sene işte. Hani 14-15 yaşındayım. Abi şey boombox'la falan gezdiğim basket oynamaya gidiyoruz. O zaman şimdiki bir şey yok ki mini koparlar falan yok. Ben boombox'ı koyuyorum şeyde böyle. Oradan hoş oluyor biz basket oynuyoruz falan. Öyle yıllar. Hani böyle şey var. Hani full cap'ler işte falan böyle dikkat çekiyorum abi orada şeyim hani çünkü yok o dönem yani rapçi 10 tane falan var zaten her biliyorsun yani. Bir tane şey getirdiler grup 5'i çocuk getirdiler abi.
Çocuk şey diyor, ben de rap yapıyorum bro işte, biz orada hep bunu dinliyoruz falan diyor böyle. Eyvallah, hani ben de söz yazıyorum, yeni şarkım çıkacak falan dedi. İyi dedim, bir yap. Ama o çocuk masaka çıkarsa çok eğlenirim şu an Yakın, bu arada. çok yakın, çok yakın. Okey. Abi neyse, anlayacaksın niye yakın dediğimi. Sunay Akın hikayesine döner yani. Abi şey, hani sen yazıyor musun? Yok dedim, ben hani beat yapmaya çalışıyorum. İşte yazdığım şeyler falan var ama hani çıkıp okuyacağım bir şey yok falan. Bak duyuyor o zaman, yeni single'ım 2 haftaya falan çıkacak sanıyor. Bu şey kafadan, bu gurbetçi dediğim arkadaş. Yani Türkiye'de internet yok, hepimiz mağarada yaşıyoruz zanneden güruhtan olan gurbetçilerden bu. Abi şaka değil, Ecofresh'in Her Şey Yolundadır'daki verse'unu okudu. Baştan sona yeni albümü çıkacak falan diye ve hava yapmak için, hani orada millet de hani vay iyi yazmış falan diyor, kim bilmiyor falan, ben abi kimsenin anlamadığı bir punchline yapıp mekandan ayrıldım, her şey diye. Aa iyi abi, Savaş abi ne yapıyor, nasıl gidiyor falan diye sordum çocuğa ben. Çocuğun suratı düştü ama Bence ortamdaki çocuk da kimse anlamadı. anlamamıştır diyecektim ama anlamış çocuk o. Ortamdaki kimse anlamadı yani, ben hadi eyvallah deyip gittim abi. Böyle, bizim yazdığın şey, bu kayıkhane gibi bir kısım var da, kayığımızdı zaten, bir ufak bir şey, oraya bir şey yaptık, bilgisayar falan. Ahmet diye bir arkadaşım vardı, hatta bu Sago'nun remix tape'ine katıldığım arkadaşım, orada Sago ayrı ayrı yazmayı ortak bir tek kişiymiş gibi yazmıştı bizi, Baykan Kaleband diye. Ahmet, orada biz bir ikimizi bulduk işte birbirimize, ilk stüdyomuzu falan bizim yazdığın altına koymuştuk hatta, yani onun mikrofonu, benim ses kartım falan, öyle bir dönem biz orada yapıyoruz. Bir de bir çocuk geldi, bir tane daha rapçi var falan sanıyoruz abi, herif geldi bayağı Ecofresh dızladı gözümün önünde yani. Böyle cringe bir anım var yani. Evet Ali, evet orası. Meşhur fotolarım dediğin şey ise o, bir dönem benim Google'da adımı yazınca santraldeki fotoğrafım geliyordu. O değildir büyük ihtimalle. Burada bayağı şey var böyle. Öbür boş depo gibi olan da şeyde, Cypher'da zaten. Değil mi? Ama gerçekten abi, benim bunu onu bilmeyip yiyeceğimi falan mı zannettin abi? Şaka mısın sen ya? Of. Neyse, parça kötü. Üzgünüm. Yine counter'ımız gelsin. Rap Room daha sonra. Yani çok çok uzun aralar yok Rap Room'la o dönem arasında da, Rap Room İstanbul'da. O şey, Berksu'nun evindeydi. Adonis'in evindeydi. Rap Room'un her şeyi. Var ya, oradan fotoğraf bulursam böyle çok ergen halimle atarım fotoğrafımızı Abi bir Discord'a. tane benim de çok ergen var öyle. Şeyde böyle Boombox'lı. Hatta ya Boombox'a değil de işte şu. Hatta şu arkadaki hani Hı. şunda bir fotoğrafım var, böyle sakal yok. Sivilceli bir yüz. Aşırı cringe bir fotoğrafım var, istiyorsanız atayım ben de. Ama gerek yok bence. Evet Ali, yine netteye de denk geldi ama fazla netteyimiz yok. Hoş geldin Bu arada tekrar. galiba ben silmedim. Facebook'ta olabilir ha, bak. Onları Ya sileyim ben ben bir komple arayayım. Facebook'u kapattım ya onun için. Benim duruyor ya. Ben plak kazanı falan takip ettiğim için kapatamam. Şey, sıradaki nette işimiz. Yine bildiğimiz isimlerden gidiyorum. Şahıs, yanlış ne söyle geliyor. Evet abi, ben geçtim. Yani Epidemic'ten ayrıldıktan sonra, yani ayrıldı diye biliyorum. Ya, yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ayrıldıktan sonra verdiği birbirinden sıkıcı işlerden sonra daha iyi olduğunu kabul etmekle beraber, şöyle bir sıkıntı var abi. Neden hani arkamızdan biri kovalıyor? Hissettin mi sen de onu Burst'ta? Yo, çok yorucu bir tercih abi. Çok yorucu bir tercih. Yine ayarsız ototune var. Rahatsız edici bir ototune var. Ve bu parçadan da chat'te de söylendi. Gözde ve Haluk ilk yazdı onu. Onun için onların söylediği şeyi söyleyeceğim. Gerçekten bu parçadan da çok dinledik yani. Ve çok yorucu bir vokal tercihi. Hani zamanında potansiyel görüyordum şahısta ama hani bu zamanda dediğim, ilk duyduğum 6-7 sene evvel abi, hiç ileri gidemedi ya. Üzücü bir şey. Sizi eğlendireyim mi? Eğlendir. Hazır mısın? Ama çıkar mı bilmiyorum Evet, kanka. tüm genç rapçiler motive ile aynı rapi yapıyor gerçekten. Çıktı çıktı, gördük. Tipe bakalım. Tipe bak. Allah kahretsin. Yani ben ilerliyorum. Senin ekleyeceğin bir şey var mı bilmiyorum Yok ama. abi, yok. Yok yok. Ben nette kategorisini açık diye düşünmüştüm de ismini Ya yok, bildiğimiz kaçırdım isimler gerçi. Biraz netteden de gördüm gördüm çıksa, sonra gördüm. hani bildiğim iyi kötü bildiğimiz isimler, mesela kim var söyleyeyim, Sessiz Güç var ve Worms var yine bu şekilde olan. Gülmek için de Yasin Obuz ve iki tane de farklı beklentiyle açacağımız iş var gülmek için. Ha, yani çok uzun süre üzerlerinde duracağımızı zannetmiyorum. Bildiğimiz isimlerle bir devam edelim. Tamamdır.
Geçen hafta da dinlemiştik kendisini yanlış hatırlamıyorsam. Yine ben başkasıyla karıştırmıyorsam. Bazı nickleri karıştırıyorum ya ben. Worms Teşko geliyor. Neyi kaçırdım ben ya? Şu an siz şarkıya mı gülüyorsunuz yoksa bir sahne vardı onu mu kaçırdım? Şarkıya Okey tamam. gülüyoruz. Sikiş dersi böyle yani çok özür dilerim dilim için hani şarkıdan alındı. Yani sikiş dersi böyle babaanneme dinletme. Abi ne? Yani neden rastgele kelimeler bir arada abi niye ya? Of. Dilan hoş geldin. Geçen gün Dilan senin bir yayınını Dilan izledim. hoş Burada geldin. yaptığın esprinin aynısını orada yaptım. Burada çok dinlenmiyoruz diye bunu kullanman hiç hoşuma gitmedi. Söylemeden geçemeyeceğim. Ya tontiş tontiş insanlar ne istediniz babaannelerden falan ya. Berbat Değil mi? parça bu arada yani. Biri dedesini buzdolabına kaldırıyor, biri Ya babaannesini evet çağırıyor. lütfen hashtag yaşlı insanları rahat bırakın. Gerçekten. Yok abi çalmadın ya. Burada söylediğini söyledin. Niye çalasın? Baştan Sadece duymak istiyorsan orayı bence tekrar bir alırız. çok çok tehlikeli bir espri yapıyordun. Çok güzel yerde kestin. Teşekkür Tamam. ederim. Olur, ben almanı rica ediyorum. İlk kez söz kestiğim için takdir edildim. Hadi bakalım. Evet, Geliyor. gerçekten çok kötü bir yerdeydim çünkü. Undertaker Seyfi demiş ki abi sanırım Post Malone'un And Your Grandma Probably Know Me sözünü dızlamaya çalışmış. Galiba abi. Hadi bakalım. Tekrar gelsin. Çok etkileyici sözler. Okey. Hani ama sevgiler kontra. Yolundan gelen çocuklar var hala. Ama ne zaman ileriki yayınları açmak için şarkı buldum abi. Yine ben bunu alırım listeme. Bence bu şarkıya biraz daha hak Çünkü vermeliyiz ya. Şans vermeliyiz. Birazcık daha dinleyelim bence. hani Sufi şey demişti bugün. Yanlış hatırlamıyorum Sufi demişti. Yani neden hep şarkılarda loop'a girdik başta? Ya, bu kadar kötü işler gelmiyor mu demişti. Bak bugün yakaladık bir tane daha. Tamam keşfettik. Bu açılışlarda gelir bu. Ben bir böyle bir nakarata falan bir bakabiliyor muyuz ya? Çok merak ettim gerçekten. Muhtemelen nakaratla girdi abi zaten de. Onun için Öyle ilerleyeyim mi biraz diyorsun? daha. Ama gerek var mı ya? Var gerek var ya, Ya çok merak şöyle bir ediyorum. Başka şey. bir şeyse nakarat merak ediyorum çünkü. Abi bu arada haftaya zaten mesela Tatu'dan önce muhtemelen bunu açacağım için zaten komple duymuş olacağız orada. Bence sürpriz olsun bize de. Tekrar Valla güleriz yayından çıkar dinlerim adam, haftaya kadar seni mi bekleyeceğim? Allah yani. ahiret bir şey. Lütfen devam edin. Tamam herkes senden yana. Tamam geliyor. Devam ediyorum biraz da. Tamam 70'tir bu kadar vale. Değil mi? Kapatıl Dinleyemiyoruz buraya. ki iki saniyede bir kesiyorsun. Kapatıl buraya ve kontraya tekrar çok selamlar. İlerliyorum abi Okey. ben. Baykan abi Emir çok doğru bir şey demiş. Baykan abi sokaktan random birisi versus sen eşleşmesinde tüm eşiş bir şeyin. Tüm chat sokaktan random birini seçer bunu anlaman lazım artık. Doğru. Bana görmemiş birinin bir şeyine çok neyse yani mahvetmiş beni şu anda ya. Bunu niye yaptın bana Emir şimdi? Ayıp oldu ya, neyse. Okancığım hoş geldin tekrar. Sırada. Sessiz güç. Kim dinler? Geliyor. Of tamam. Kesper'ın esprisi çok güzeldi. Sessiz. F çarpı X eşittir W şeklinde. Çok güzel bir espri geldi. Of. Beğenmedim. İlerledim abi. Casting çok iyi. Ay. O zaman güleceğimiz 3 işle devam ediyorum arkadaşlar. Nette'den hızlıca çıkalım. Yine şey var. Bir tane Metin 2 klanı parça yapmış bir ona bakalım isterseniz. Bir şey soracağım. Biz sessiz gücü tanıyor muyuz yoksa netliğe kategorisinden mi aldık? Yok sessiz gücü ben eskiden hatırlıyorum ama çok kötü bir geri dönüş. Ona göre ben çünkü şey liste yazacağım benim de. Ha, yaz istiyorsan. Bence de ben yazarım. Bir de galiba sana ne düşünüyorsun gelmiş. Aa kaçırdım. Şey bak Ben istiyorsan okuyayım ama. tamam. Just take a clockwork ya. Uzakta öyle tek alakanız penisinizin boyu diyen prodüktörün kontrayı eli dilinden ötürü gömmesi şık hakkında ne Wow. düşünüyorsun? Teşekkürler. O ya açıkçası o biraz Wu-Tang göndermesi o aslında biraz. Hani malum disteki ve karşı tarafın hani Wu-Tang referansı ve hani dövmeli hani denk gelmeli
şarkısı yüzünden yazılmış bir satır o. Haklı, haklı bir eleştiri, kabul. Sen U diyene kadar bu arada ben olayı anlamamıştım, sonradan hatırladım. Yoksa okumazdım. Muhtemelen özür Yo, dilerim. haklı bir eleştiri, kabul. Yapmamaya dikkat ederim. Bu ileride yazacağım şarkılarda vesaire. Çünkü Ya bırak, beat yapmıyor adam, şarkı yazacağım diyor hiç. yok yok haklı bir eleştiri ve güzel bir tespit abi, eyvallah. Bana böyle Doğru, ben hiç o geliyor. gözle bakmamıştım. Bak Kırıyorum seni şu mesela anda baytan Sufio, bayısı. burada mısın? Tahtına rakip çıktı. beni seri gömen başka arkadaşlar da aramızda. Hoş geldiniz. Ay. İlerliyorum. Dediğim gibi Metin 2 klanı yine bir araya geldi ve bir parça verdi. Meykal herhalde böyle okunuyor. Make büyük V büyükle. Kriz Z'si büyük. 925 Silver ve Fura 488 geliyor. Wi-Fi şifresi mi söyledin değil mi? Değil mi? Evet. Küçük 3. Keşke buraları da koysaydık. Of yeter. Çok yorucu. Yeter. Yeter. Gülemedim de. Nickler komik. Gülemedim. İlerliyorum. Sıradaki iş. Yalnız bir dakika abi, dur ilerleme bir saniye. Burada kardeşlerimi gömdürmem şu anda, bir dakika. Hangi kardeşine? Burada dört tane kardeşim işte bir araya gelmiş. Okey. Sabırsızla bekliyorum. Hadi bakalım. Ev taşıdım ben de ya. Apex gerçekten Abi ev taşıdım. okey. Okey. Onların hepsini okey. Zaten çocuk var daha yani, kendisi söylüyor eşit değilim diye. Okey, o zaman Dur Alper dur bir Erözer dakika, okey dur dur. yani şu an. Dur bir dakika, bir dakika. Dikkatimi çeken sadece bir şey var abi. Ne katılıyorsun oğlum? Daha bir şey söylemedim. Daha bir şey söylemedim. Neyine katılıyorsun? Ben savunacak bir yer arıyorum şu anda, bir saniye. Bunu böyle geçtirmem. Çocuklar da abi ve en azından farklı bir şey yapmaya çalışmışlar yani. Aynı isimlerden aynı şarkıyı bir sene boyunca dinlediğimiz oluyor. En Ya azından bir şey denemişler. Ben bu arada ciddi ciddi o kadar gömdürmem ya. ben de geçen bir şey Çocuklar en azından. denedim. Ben de geçen farklı bir şey denedim ama ondan sonra karar verdim ki sifona basmalıyım abi. Yani bu hani iyi bir O deneme değil yani. kadar gömdürmem abi. Tamam, kötü ama o kadar da gömdürmem yani. Kusura bakma. Tanıyormuş gibi savunuyorum şu an en azından. Evet gerçekten Evet, heves etmişler yani. çok okey. Ciddi kategoriye alıp da gömmem ben ya. 4 senedir Üzüldüm yapıyorum. öyle deyince oğlum, niyeyse çok yakın hissettim çocukları kendime bir an. Bir garip bir his oldu. Oh. Evet arkadaşlar, bir Ay. yayının daha sonuna geldik. Yakın hissettim dedi ya. Blok an blok ya, yayın sonrası Oğlum direkt. kötü zaten, kötü zaten. Zaten kötü. Evet, bu şarkı yeni harman vakası. Mali abi nasılsın gerçekten? Çok çok haklı bir soru Serkan abi şu an. Biz Serkan ne dinledik oğlum yani? abi. Abi ne dinlediğimiz konusuna katılıyorum. Sadece bazı kişilere gömmeden geçebiliriz hani, gülüp Tamam eğlenip. Ben tamam. burada gömmeyelim yani E, bence. zaten gülüp eğleniyordum ben. Sıradaki parça dedim mi geçtim yani. Abi playlist'e falan almayacağım. Saçmalamayın. Yok öyle bir şey. Ben İlerleyeyim böyle mi? değilim abi. İlerleyeyim mi? Zorlayacak mısın? İlerleyeyim. Tamam. Şey, sıradaki parçamız KGN veya KGN ya da Kaan muhtemelen. Featuring Şena ama özellikle Şena diye okuyorum çünkü Sena'nın S'si dolar işareti. Hani o şey yerine kullanılıyor ya. KGN featuring Şena Nema problema geliyor o zaman. Böyle sunmam gerekiyormuş gibi hissettim. Geliyor. Tamam yeterli, yeterli. İki kelime yetti. Evet. Bunda da gülen yani şey sadece tek çok güzeldi. Hani bir tek hoşuma gitti abi. Ben o prodüse tek'e gülerim bayağı bir. Ama onun dışında bunda da hani aradığım ya cringe'im ama aradığım cringe dozu bu değil abi. Ben Şahin'de kalk lütfen parça yap. Lütfen abi. Sana sesleniyorum buradan. İkizler 313. Lütfen abi parça istiyorum. Başka Adam kim? ezberlemiş. Tabii canım başka kim vardı? Vecize. Yok abi, bunları Vecize. gömebilirsin. Benim az önce anlattığım değil. Vecize parça istiyorum. Çocukları Bozo gömmeli. parça istiyorum. TJ senden kesinlikle parça istiyorum. Çat çat rap kesmedi beni yani. Ben aradığımı buralarda bulamıyorum abi. Lütfen elinizi taşın altına koyun ve label'ınıza hak ettiği değeri verin arkadaşlar. Daisy vardı bir de. Evet, Daisy'den de parça istiyorum ben. Hepsini ezbere biliyorum bu arada. Gerçekten ben de korktum kendimden. Pantera da şarkı yapsın. Doğru, Pantera da vardı.
Abi adamın çalıştığı şeylere bak işte, yok Wu-Tang'da çalıştım, Fuat Ergin'de çalıştım, bilmem ne diye bütün netleyi saydı sonra ezbere ya. Böyle bir Mali vardır. karantina etkisi olamaz yani. Ballas madem, evet, beni de dızlayan arkadaş. Parça istiyorum. Aa, Trollüğüne şey yazsa mı ya Spotify açıklamalarına, Lil Yank'la da çalıştım diye. Öyle miydi adı, neydi? Lil Yank Mali miydi? Lil Yank Mali ile çalıştım yazsana Trollüğüne. Olur, yazarım. Bir screenshot alayım kaldır sonra, çok eğlenir. Soy ismi Ayan olan bir abla vardı. O da parça Ha, yapabilir. tamam. Şey neydi o Aa, ya? Gönül Sayar Zancık istiyorum. mıydı Evet, o? Gönül Sayar, Zancık Zancık. Gönül Sayar. Ha, Zancık, Aynen. tamam. Hepsini de biliyoruz, gerçekten Şiir korkuyorduk. okuyan abi neydi? Vay, bak onu unuttum. Şiir okuyan bir abi vardı. Çok iyiydi o Onu ya. unuttum. Ne? Issız flow'larım derdinde koşarken Ya ben o falan diye zaman arkadan böyle müzik geliyordu. Bilal MP3 ya, en güzelliklerden biriydi, evet. Bilal MP3'tü ya, insan dinledik biz bu yayında Evet, gerçekten o da ya. güzeldi. Kanadı bak. Ya da Netteye çok uzak değil kabul. Neyse. Abi ben Netteyi kapatıp normal playlistimize devam edeceğim ama kapatmadan Netteden geldiği için bir parça açıyorum. Bildik isim ya da rap bekleyerek açmıyorum da fikirlerimizi bir masaya yatırırız yine. Kendisi de çünkü rap furyasına katıldı. Bu ikinci parçası Ne galiba. açıyorsun oğlum? Geliyor. Yasin Obuz sıradaki parçamız. İstanbul City. Hadi bakalım. Okey, yeter. Yeterince abi. Hayır. Ben bunu geçirtmem arkadaş. Ben bunu geçirtmem arkadaş, lütfen. Lütfen. Şive şakalı adamı bile gördüm, yeter abi. Ve Mit Ajan'a gibi gel Ben içimize bunu sız. Çok abi. Of. geçirtmem arkadaş. Ama Lütfen benim devam edelim. yakaladığım da daha enteresan bir bar var. Çek içine bir köşede, çek içine fırt, bir köşede sız diye söz var. Abi şimdi hani Kontkarlar, Begolar, Ezeller falan yattı ya. Şimdi bu Acun'un minyonu bu arkadaş. Bu arkadaşın başı belaya girecek mi acaba bu sözden ötürü, yoksa görmezden mi gelinecek? Ben bunu merak ettim şu an. Yani sadece Ha, bunu, ciddi ciddi yorumdur. evet, ben bunu izleyip hani ben bunun seyrini bir takip edeceğim kendimce yani. Acun'un minyonu olduğu için acaba bu sözden başı belaya girecek mi, yoksa tahminimiz ettiğimiz gibi girmeyecek mi? Bunu biraz izleyeceğim ben yani. Siyasete mi O girelim? Girelim. Acun bazı eylemlerine katılsa gözaltına alınmaz ya, bir şey olmaz. Ya işte yani. Berbat iş bu arada yani. Zaten bir beklentimiz var mı bilmiyorum da. Net girmeyecek tabii ki canım. O sözden bir şey çıkmaz, Siyasete mi uçmanın girelim, alemi şey gibi yok mu? oldu. Millet nelerden alındı? En azından tutuklanmasa da nelerden sorguya alındı Sufyu? Hani o dönem bir kısmı prim için tutuklandık hey diye tweet atıyordu olsa rapçilerin. Bir kısmı ise gerçekten çok saçma sapan şeylerden ifadeye çağrıldı yani. Şeye de bakalım biraz daha sonra. Çok merak. Hayır. Yeter. Vallahi başım ağrıyor Ama ya. çok şey sordum ya. Çok iyi niyeti sordum. Dur, şu an Duygu şey. Evet, sömürüsüne bana girdim baya yavru kedi türküsü ya bu. Hani... an. Hani istiyorsan şey bebek taklidi yaparak sorayım da. Ya da şey Hayır. yapsana, hani köpeklerin meşhur kafa işareti var ya, her şeyi yaptırabilirim sana şeklinde şu. Şu mu? Evet. O şekilde söyler Okey. Hayır, selam. misin? Of. Serkan, ona haftaya bakayım. Yeter, ölüyorum ben. Netteden. Elhamdülillah diye parça var burada. Oha. Hadi hayırlısı, bir ona bakacağım. Topik olarak geliyor muhtemelen. Netteyi bitirdik arkadaşlar. Ha, lidermiş, tamam. O zaman sıradaki parçamız. Lider Elhamdülillah geliyor. Oy, bana yetti Mali'yi bekliyorum da bana yetti. Elhamdülillah yorumu çok güzeldi chat'te. Chat'in tamamı bu parçada çok güzeldi ama ya uf. Mali, ben durdurdum. Dur, kulaklığı Geldim. taksın. Hoş geldin Mali. Ben durdurdum bu arada. Müthiş Geri attım ya. Ben tatlıydı de şey aldım. Takke aldım. Lazım olursa şey yaparız. Takarız taksana diye. biraz nakaratı öyle dinleyelim, hadi ne olur. Hadi. Tamamdır. Ama bu çok küçük oldu. Girmeyebilir kafama. Olsun. Olduğu kadar. Girmedi zaten. Olduğu Girmedi zaten. kadar. Geliyor. Ah, girmiyor. Bu kadar girdi abi. That was. Neyse. O şaka yapmasam ölürdüm. Neyse, geliyor şarkı. Abi elhamdülillah çok güzel. Ya yani. Ama bak, lidere ben teşekkür ederim. Yani ben daha önce bir programda şeyi söylemiştim. Ya programda olmayabilir. Özel konuşma oldu ama şu an hatırlamıyorum. Abi
Hani Bilal-i Habeşi'nin devrinde de ototune olsaydı bence kullanırdı demiştim ya. Hani eğer olsaydı neye benzerdi? Hani en azından şu an canlandırabildim yani. Arkadaşlar bu arada hani gerçekten inanana saygım sonsuz ama bu ne abi ya gerçekten. Hani bu çünkü bu dalga geçelim diye atıldı yani üstümüze şu an. Yapacak hiçbir şey yok. Abi onu G-Flow yapmadım. O da mümkün. Abi gerçekten lidere ne olmuş ya? Hani eskiden de benim çok çok çeken bir MC değildi de hani bu nedir abi? Evet ya, inançla ilgili bir şey yok zaten ya. Şey. Yok Bilal-i Habeşi şakası yüzünden diyorum. Ha, ben triggerlanmadım. Komik bence. Ya gerçi beni sen şey sanma. Sayma. Sünni Müslümanlardan sayma o yüzden. Beni es geçti şakan. Böyle buradan fık diye. Ya bu arada gerçekten polis mi oldu? Tamam, okey, tamam. Ha, bütün sorularımın cevabını şu anda aldım Miraç. Teşekkür Ya. ederim. Çok teşekkür ederim Miraç'cığım. Bütün sorularımın cevabı şu an verildi benim. Tek iki kelimeyle her şeyin cevabını aldım. Artık inanma diye şarkısı var şimdi de elhamdülillah. Of. Kerim hoş geldin. Yok, demolara gelmedik. Birazdan gireceğim. İyi ki şarkıya girerim. Zaten çok fazla parçamız da kalmadı. Bir demolara gireriz hızlıca birazdan. Sırada. Gabri ve Orşi. Zaten. Geliyor. Evet yeter. Bence de gerçekten chat yeter. Ama bedellin çok güzel şakaydı bu arada. Kolombiya göndermesi. Abi. Yani Netted'den beklediğimizi genelde kendi Discord kanalımda ve chatimde övülen bir isimden duymak biraz bende bazı şeyleri sorgulattı şu an hani bu iki arkadaş çünkü daha önce övülürken yakaladım Türkçe rap kısmında bizim Discord'da. Ben 3 kere falan baktım, netlerini bilmiyoruz diye de. Evet değil abi maalesef. Neden var böyle bir parça abi? Her şeyle çok kötü ya. Ben albümdeki Çağrı Sinci düeti iyi de bu biraz kötü demiş. Muhtemelen çıkış için. Abi böyle çıkmayı var bence ya. Gerçekten ben bir dakika. Atım yok. Yine atım yok tabii. Bu şaka eskimeyecek. Onun için yaptım. Evet abi ortayı Her şaka övüyorlar yaptığında aklıma mal gibi espriyi anlamayıp yani. sormam geliyor ya. Apartmanda at mı vardı? Öyle sormamıştın. Gerçi de yakın bir şeydi. Böyle sormamıştım da tabii. Bu parça evet benim de bir duygum yok ya. Herhangi bir duyguyu uyandırmadı bende yani. Sorgulamamız gereken neden var diye neden nette de yayınlanmadı. Değil mi? Devamını da okusaydın keşke o cümleyi. Parası mı yokmuş ha? Tamam. Evet. Bence öyle daha komik olur Evet. çünkü. Şey. Benim günün en kötü adaylarımdan ya şu an banko olarak giden bir iş oldu. Ben yanına ünlem koydum, Ha, unutmayayım diye. aynen. Çarp. Bence de Şah İsmail çok yanlış yaptım. Okey. Evet. Of. Sıradaki parçamız. Abi çok kötü. Ben ilerliyorum. Nosta featuring Spade Handicap geliyor. Çat diye durdurdum abi. Fade'de de gerek yok. Çok kötü iş. Yani hani Spade kurtarır mı dedim parçayı da Spade de o bayıtlıktan kurtaramadı bence parçayı. Spade de zaten çok aşırı özenmemiş ya. Galiba Kendisi evet. yapar gibi yazmış gibi duruyor yani. Ve beat gerçekten hani veteranın dediği gibi beatmaker adam şu hayyetleri rol yapıp rastgele dizmedi gerçekten. Çok sıkıldım bu tarz işleri duymaktan da ya. Hani chill kafa bu değil. Uzo dinledik. Wonderel hoş geldin. Uzun dinledik. Hatta keşke o dinlediğimiz zaman da kalsaydık ya. Yayının Yo, başları güzel. evet uzun hakkını yemişiz ya hani bugün ben orada yani yine de çok gömmemiştim yani hatta daha önce verdiği işlerdense beni daha çok yakaladı demiştim. Bu şarkının yanında falan bayağı iyi işmiş yani. Şimdi değeri belli oluyor bazı parçaların. Yani Spade'den duymak istediklerimi de hala tam duyamıyorum çoğu parçasında. Bir iki istisna parçası haricinde genel olarak maalesef. Hala çok potansiyelli görüyorum ama tam olarak istediğimi alamıyorum. Bu parça kesinlikle Ben bu almak şarkı istediğim şey değildi. Spade'i değerlendirmem ya. Zaten Nosta ile bir eksi girdik. Yani.
Wii'den dolayı da bir eksi girdik ya, zaten. genel olarak şu kötü parça abi. Çok iyi kurtarır bir şey yok yani. Ben ilerliyorum abi. Bir parça daha dinleyelim. Sonra demolara bakalım hatta. Bu hafta çok fazla demomuz yok zaten. Sonra da Grogin'in albümü, Rota gibi isimlerle yayının sonuna ilerleyelim. Ne var? Ha, sırada. Senyor Sallanak geliyor. Tamam arkadaşlar, yeterli. Ben fade attım. Of. Ya bu arkadaştan da hep aynı şarkıyı duyuyoruz ve ya şive komedisi bir ol güvenle ölmedi mi ya? Bir, iki, yani Beta yer yer Şehinşah ve yer yer Ice Ezel. Ezel'in Ice dönemi. Bunu yıllarca duyduk. Abi, çok sıkıcı ve bayık işler abi. Çok cringe ya bence de. Batu katılıyorum. Ya O daha önce zaman verdiği ilk 2-3 eski. parçada da yani ben hani abi gülmüyoruz da böyle bir hani hakikaten gülmüyoruz ya. Salsam mı ya? O zaman ilk şarkıda ben de destekledim, klasik şakasını yaparak devam edelim O zaman ünlem BG. Sen de benle hemfikir misin yoksa olumlu bir şeyler diyecek misin? Çünkü sen Yok, en fikrim yani biraz zaten ilk tebessüm şarkıda edince yok acaba abi, dedim ben ha. nasıl da ona bakmıyordum ki. Ben Ha, şey anladım. bin merkezine şey geldi de, benim az önce screenshot olarak yapılmış bir mimim geldi, ama görüyordum Ya beğenmedin. ben. Yayından sonra bakarsın. Tamamdır. O zaman hızlıca demolarımıza bakalım. Ama demolara bakmadan ben bir içecek alıp geliyorum abi. Herkes ölmüş. Şu an 8. mesajın falan gelmesi lazım. Başla. Bana geç geliyor çok büyük ihtimalle. Aa, çok az geldi. Tamam, süper. İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Siz de alamazsınız. Baykan, ne yapıyorsun şu anda? Ne ara gitti içecek aldı? Geldim. Nereden aldın abi onu sen? Neyi abi? İçeceği. Buzdolabı. Ne kadar hızlı gittin geldin? Ha, hemen benim şu, bu odanın kapısı mutfağa açılan ikinci bir kapı var ya oradan hemen hallettim geldim. Biliyorum canım, biliyorum. Hemen uzandım hızlıca aldım geldim. Hani çok bekletmeyeyim diye. Abdurrahman, ben hepiniz gerçek şekilde soruyorsunuz diye düşünerek cevap vermiştim, ama gerçek bir şekilde soruyorsan iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Kopmaz Coca-Cola sponsorum. Yani normalde ben daha çok Pepsi seviyordum biliyorsunuz da şey geldi hani şu an hiç bardak mardak uğraşmayayım diye hızlıca kutu hazır vardı. Ay, benim de canım çekti ya, ben de Bugün olsam. yemek siparişi verdiğim yer çünkü kolayla anlaşmalı. Onun için Coca-Cola geldi. Galiba ben de alacağım gitti ya. Eve bak pipet var kafeye çevirmiş. Evi kesin adisyonda vardır. Adisyon var gerçekten bu arada ama Abi, adisyon vardı galiba, ve evet. ya Çok pipet şanslı şeyden ama ya gitti. diş sağlığı sebebiyle ben çoğu sıcak içecekler haricindeki her şeyi pipetle tüketmeye çalışıyorum. O zaman 1 2 3 4 5 demomuz var. Kısa kısa beat çoğu zaten. Yanlış bilmiyorsam. Onlara bakalım. İzninizle. Ondan sonra da kalan 4-5 parçamız var. Onlarla yayının sonuna geliriz. İlk parçamız Shadow Fraternity Part 2 geliyor. Demolardayız arkadaşlar. Evet. 1 dakika 13 saniye dinledik. Verse, intro, verse ve nakaratı duyduk. Bir önceki hafta dinlediğimiz işinden daha iyi bir intro ile girdi. Orada intro çok kafa karıştırıyor demiştim. Intro gibi değildi çünkü. Burada verse yürüyüşünü ve nakarattaki sound'u beğendim. Verse yürüyüşü derken şöyle hani aranje yok bunun üzerine yine Shadow'da tahmin ettiğim gibi hani enstrümantal dinlemekten ziyade sanki üstüne MC girecekmiş gibi beat yapıyor tahmin ettiğimce. Snowguns yine çok Snowguns benzeri bir beat ama iyi örneklerinden biri. Yani bu çağda çok tercih edilmeyebilir. Hani günümüz Türkçe rap janrasından bahsediyorum ama hani 2007-2008'de iş yapardı ki yine üstüne okunabileceğini düşünüyorum yani kötü değil. Sadece biraz tek düze. Evet erken değişip yükselip dönecek gibi bekledim ama dediğim gibi enstrümantal hani sanki enstrümantal dinlensin gibi değil de üstüne okunsun gibi yaptığı için o yüzden bu dinletme referansı gibi geliyor genelde Shadow'un attığı şeyler bana. Hani MC'ye sunduğun portfolyo gibi geliyor bana biraz yani. Geçen hafta da partilerini dinledik, değil mi biz? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onu da aynı şeyleri söylemiş.
Hani daha önce hani beat o beatlere isim vermekten ziyade daha çok numaralandırıyordu. Daha önce onun beat işte boom bap 30, boom bap 20 gibi hani şu an sallıyorum sayıları. Ya işlerini dinlemiştik. Bu geçen hafta part 1, bu sefer de part 2 olarak geldi bu. Okancığım atabilirsin ama dediğim gibi Discord'dan atılanları kapattık ki seni demo değil profesyonelde değerlendiririm galiba ama haberin olsun. Haftaya bakabilirim gerçekten atarsam bu arada hiç sorun yok. Sıradan. Geçerli. Beğendik. 75 Beats No More Guns geliyor. Kanka Discord'da tekrar bakarsam Mali'nin kamera falan gidecek. O yüzden haftaya atıyorum. Burası boz dediğim yerden sonraki tam yeri komple yok et abi. 75 hani senlik değil bu hani. Önceki kısımda ise evet ben de chatte söylendiği gibi artık bu ardışık hayat rollerden ve hayatlardan sıkılsam da mantıken hatalı değil. Ritimdeki drill varyasyonunu keşke AD8'lerle de destekleseymişsin. Ya senin daha önce dinlediğim işlerin yanında hani ilk 2 hafta attığın 2 beat'in yanında bu da biraz zayıf kalıyor. Ama dediğim gibi 1.37'den sonra kısmı yok sayıyorum şu an. Orası net hatalı. Tekrar attığın için teşekkür ederim ama sen nasıl buldun Mali? Ya teknik kısımlarına yorum yapamam ben de önceki dinlediğimiz iki iş beni daha çok sarmıştı genel olarak. Bunda hayatlar beni bir rahatsız etti. Bir de o sondaki kısım. Ama yani yine de şey, bence demo kalitesinde gayet iyi iş. Ama Tam son kısmı görmeden. ya abi son kısımda çünkü şey var hani o lead iyi bir tercih değil ve oradaki davul atakları da abi tamamen kakafoniye sebebiyet veriyor. Hani o baş ağrısı benim için o iş. Yani bu 75'le alakalı kim yaparsa yazın baş ağrısı. Eve biri geldi bu arada. Abi saat 12. Evet. Dışarıda sokağa çıkma yasağı var. Araba geçiyor ve birine korna çalıyor. Ulan korna çalacak insan mı var? Araba mı var? Kime çaldın? Kanka Kıyar. o izin kağıdı o kadar kolay alınabiliyormuş ki. Bir tek biz evde İzin izin kağıdı kağıdı. alıp da çıkamıyorsun bu arada dışarıya. Öyle bir nane yok da normalde. Gerçekten bir işin varsa çıkıyorsun Abi da. Ay, kime korna çaldı? Ben ondan da var. Ben herkesin çalacak. yasak günü yine trafik var şeyini görüyorum yani storylerini görüyorum cumartesi pazar falan ya anlamıyorum nereye hani bize yasak galiba. Sıradan. Son 3 demomuz. Noxatra hayatın yükü geliyor. Evet bitti. Bilindik bir beatmiş galiba ben bunu bilmiyorum bu arada. Ben de girmiştim bu beat'e diye. Ya beat sıkıntı şurada şiirbaz parçalarında verdiğim örnek. O davul artık girsin istiyorum ama o davuldaki EQ bir yerde kalksın istiyorum. Normale dönsün istiyorum. Olmadı. Lirikler bana da işten geldi. Kötü değil. Ama yani bu beat'in üzerine yani zaten istediğim tiyatrallikte bir verse'ü zaten duyamayacaktım. Çünkü EQ hep aynı gidiyor. Çok şiir dinletisi tadında. Hani yani yine de şey değil. Hala ben bizim demolarda korkunç bir şey duymadım. Bu mutluluk verici. Bu da korkunç değil kesinlikle. Ya ama keşke orada ben şeyi duyabilsem. Vurgularınız bana geçse keşke. Ama bunu da burada o beat olmadan o vurguyu veremeyeceksin bu enstrümantalin üzerine. Bunun da etkisi var. Hatta ben şeylerden, bizim demolardan birini listeme aldım. Spotify'da Eyvallah. vardı. Eyvallah. Bak birinden saklanıyormuş gibi okuyor kısmı. Evet, Muhtemelen evet, ondan evet. kaynaklı zaten. Ya bu şey de var. Hani atıyorum evdeki imkanlar, pandemi süreci ve yaş küçüklüğünde bir de Evet, çekingenlik evet, olur ya evet. evde, aile evi falan da var. Hani okurken hepimizin Aile. yaşadığı bir şeydi bu yani. Bağırırsam rahatsız olur evdekiler falan kafası. Belki de böyle bir sebepten yani. Bilemem. Abi arkadaşımı zar zor ikna ettim. Buradaysan eğer Gökhan selamlar. Zar zor ayarladık. Bizim eve gittik. Kayıt alacağız güya. Böyle heyecanlıyız lise çağları falan. O, bu fotoğrafları çektiğimde de arkadaş vardı. Onun fotoğraflarını göstermedim de aynı kişiyle. Böyle heyecanlıyız gittik eve. Ve kapı çaldı 5. dakikada. Dayım geldi. Çocuklar siz takılın bilgisayarda, ben şurada namaz kılacağım dedi ve gitti namaz kıldı. Biz de böyle mal mal bilgisayara baktık, sonra da dağıldık. Yani alabiliyor böyle şeyler. Teşekkürler dayı. Evet Oluyor yani öyle bu şeyler gerçekten çocuk. oluyor ama zamanla hani bunu yani utanacak bir şey yok abi. Hani evde hasta vardır uyuyan eyvallah ama yani utanacak bir şey yok abi. Yani gerekirse yırtının bağırın yani. Öğrenene kadarki süreçte. Sırada son 2 demomuz var. Bunlar SoundCloud'dan gelecek Malicim. Tamam. Açıyorum ismini açtıktan sonra söyleyeceğim. İyi ki uzun yürüyüşler. Sadece isim çıkıyor ya burada. Devam çıkmadı.
O bende de şey dedi abi, şu an ekranda siz de görüyorsunuz. You have not provided a valid Evet. SoundCloud URL diyor. Uzun yürüyüşler, en kötü bir şekilde indirip ya da kaydedip haftaya kalacak bir iş o zaman şu an için. Şu an buna Bunu daha önce yapacağım de bir şey yok. yaşadık ya. Evet. Olabildiğince YouTube atarsanız seviniriz arkadaşlar ya. Buradan tekrar da yürüyeyim. Abi muhtemelen diğeri de açılmayacak çünkü bak devamında yazan yazıyı da oku. Sound SoundCloud Player'sını gördüm. açtı. 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 Bu. Açtı. Tamam, okey. Açtı ama tarz bu kimindi, bir dakika ya. Abi hemen private link açayım demiş. 216 bal. Tamam abi. Biz bu, o zaman bunu dinleyelim, ona tekrar dönüş yaparız. Bu kimindi? Tarz parçanın ismi. Moderatör arkadaşlar, bunun kimin olduğunu bana söylerseniz parçanın sonunda söyleyeyim. Çünkü sadece şarkı ismiyle çıkıyor ve buradan kullanıcıyı göremiyorum şu an. Evet. Demo replikasınmış. Tarz isimli demosu daha doğrusu. Evet, Evren Best'in Universe'ine benzetilmiş. Evren Best'e benzetme ama bu çok şey böyle. 2005-2006, hani yeni yeni ünlenen underground rapçi vokali, fark Evet. ettin mi sen de bilmiyorum. Beat Evet. Free mi Çete yazılı bilmiyorum. gibi bir tek Ati de var. Evet, bir tık Ati de var ama yani şey, buradaki prozodi hataları ve telaffuzlar beni rahatsız ediyor. En azından farklı flow denemeleri görmem olumlu olarak söyleyebileceğim bir şey ama onlar da oturmamış, yani çalışılması gerekiyor. Umutsuz diyemem ama bence de biraz bu hani vokalimiz Emre Yücelenleşiyorum şu an ama hani gerçekten vokali böyle kullanmak yerine doğal sesini denesene replikas bir. Bir de öyle bir kayıt denesene. Yani paylaşmak istersen burada onu da görelim isterim ben yani. Çünkü bu gerçekten yorucu ve hani senin açından da yorucu bir şey yani. Bir de sigara içmiyor arkadaş. Falan diye Çok ince Emre çok Yücelen'e çok bağlıyor. sigara içiyorlar. Hani açıkçası ben bunu beğenmedim. Ben de hemfikirim sanırım. Her şeyden önce seçilen beat kötü zaten. Ehliyetler osuruyor, affedersiniz ama yani, demiş Emir Görüş. Evet, beat'i de çok tuttuğumu söyleyemem. Hani free bir muhtemelen. Hani bilmiyorum ama belki de kendisinindir. Hani tahminim yanılabilirim bu tahminde. O zaman Replikas tarzı dinledik. Son demomuz, sonra kalan parçalara bakıyoruz. 216 Palin Uzun Yürüyüşler isimli demosu gelebiliyorsa private'tan Publi'ye aldım linki abi demişti. Tekrar bir deniyoruz. Açılmıyorsa onu bir şekilde bana en kötü MP3 bile ulaştırsam ben haftaya çalarım eğer açılmazsa Pal. Merak etme. Deniyoruz tekrar. Dedim. Aa. Olmadı. O zaman demolar bitti. Pal, dediğim gibi bana özelden onu MP3 olarak da atabilirsin. Private alacaksan linki tekrar. Haftaya söz dinleyeceğim onu. O zaman ben listemize geri dönüyorum Ali'cim. Senin için de Tamam. Değildi sen ne yapacaksın okeyse. Sen ne istiyorsun diye abi? soracağım. Bir şey istemiyorum, devam edelim. Tamamdır. Grogi albümü. İki parça aldık. İlki Grogi Dumanım Dağılır geliyor. Klip şarkısı sanırım. Evet. Yine geçtik. Gerçekten geçtik. Fade attık. Grogicim, ne yapmışsın sen ya? Abi çok tahmin edebilir, satırları geçtim. Hani Hobbit line'ı neden var? Gerçi Hobbit line'ı neden var? Ya ve hani bence hani internette Joker ve bir dönemki Hydra fanboylarını gömdüğü kadar kötü bir rapçi hiçbir zaman değildi Grogi. Ama bu, hani burada gerçekten ne dinledik biz ya? Yani mesela buradaki autotune tercihi çok yanlış. Gerçekten çok kötü bir autotune tercihi var. Rahatsız ediyor. Yani ben beat'ten de sıkıldım açıkçası. Nakarat, papağan nakarat. Artık dinlemekten çok sıkıldığım bir nakarat tarzı. Evet, Grogan'ın sol dişleri var ama bu ne abi dedi Ali. Gerçekten o noktadayım ya. Ve hani gerçekten bu kafiyeler, emin miyiz yani? Çok sorguladım şu an. South Park sessizliği. Grogan'ın kendi seviyesi için de kötü okey ama öyle çok da gömdüğümüz kadar leş bir şarkıda değil yani, neler dinledik biz burada.
Emin miyiz ya Mali bundan gerçekten? Abi neler neler dinledik biz Bak burada. Ezhel Duet'inin olduğu falan bir önceki albüm çok tatlı bir albümdü mesela. Bence. Tamam oldu okey. İsmini hatırlayamıyorum albümün de şey kapağı kırmızı bir Ben de grogi var. hatırlıyorum da adını Çizim. hatırlayamadım. O kadar yani bütün chat'in gömdüğü kadar leş gelmedi bana. Evet yaranamadım falan o albümün o şarkının olduğu albüm Evet evet. evet 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 yaramamadım ne oldu. Neler dinledik diye savunursak biz yandık. Çok fazla cheesy line'lar var. Şu Hayır. an hak edildi gerçekten benim o mimim. Çok fazla cheesy line var gerçekten. Şöyle, neler dinledik diye kimseyi savunmayacağız ama neler dinleyip de kötü deyip geçtik bu kadar gömecek kadar diğerlerinden kötü değil onu diyorum. Neler dinledikten kastım o. Benim samimi söylüyorum benim günün en kötü işlerine adayım şu an bu. Aa dinledik ya o. Üzdü yine. Aynı şeyi söylüyorum yine ama üzdü yani gerçekten. Ben nötrüm şu anda kalanına bakmak Sıradaki istedim. parçaya bakalım mı? İki parça aldık bu albümden de. Bakalım. Almışız daha doğrusu. Diğeri de Favela. Bunda düette kim vardı? Şeyden gibi topik olarak aldığımız için sadece ismini görüyorum. Üzgünüz gerçekten. O Tahribat İsyan düetiymiş tamam. Favela geliyor. Grogi featuring Tahribat İsyan. Sizin albümden mutlaka bak dediğim başka bir parça varsa bir parça daha ekleyebiliriz bu arada. Siz chatte onu konuşun isterseniz kendi aranızda karar vermeye çalışın. Çünkü çok fazla parçamız kalmadı. Bir tane daha ekleyebiliriz herhalde. Parça geliyor bu arada. Of. Ben bu parça üstünde biraz dururum. Abi bir şey söyleyeceğim. Şu an bu şarkıyı geçemeyiz bu arada. Geçme Yeri bitirelim bunu otorite gel. olarak ben devam Tamam. edelim diyorum. Çünkü abi Grog'un albümünü dinliyoruz. Yani. Tamam. Tamam. İlerliyorum o zaman Mali'nin özel isteğiyle. Ama 4 dakika 54 saniye Mali. Hepsini Abi dinledim yok ben bu özel albümü. istek değil abi. Grog'un albümünü Hı, tamam. dinliyorsak hani mantıken bir Tamam. bakmak Bir de lazım. Grogi'ye bakmak lazım. Doğru söylüyorsun. Yani. Tamam. Başlattım geri. Tamam abi. Ben alacağımı aldım. Yeter sanki değil Evet mi? evet. Ben bu arada Asıl şeyden eve dedim hani baktım sadece. Grogi'nin albümü önce Grogi'yi de dinleyelim Yok canım mantıksız olur diye yok söyledim. Yoksa dinlemek haklısın. istediğin için demedim yani. Haklısın oğlum ben sana takılmak için diyorum onu hani. Yok yok senin için demedim. Uf, abi yani Abi şu şöyle. yorumu okuyabilir miyim? Çok özür Tabii dilerim. tabii tabii tabii. Hayatımda gördüğüm en saçma şarkılardan biri yorumu geldi. Ben şarkının matematik diyoruz ya. Neresi nereye oturuyor hiçbir şey anlamadım ben ama. Evet abi şey şarkıda nakarat ne, bridge ne, verse ne hani hepsi birbirine girdi. Kötü beat. Zaten beat baştan çok yorucu. Abi baştaki canımsın sen, cicimsin sen, favela kısmı gerçekten emin miyiz buradan? Bir. İki. Hani Zenci'nin bir sözüne geleceğim. Nakarat kısmı oysa hani şey favela kolla faça falan abi kolla faça sanki çok Orta Doğu değil mi hani anladın mı ben Kolombiya'da Brezilya'da falan kimsenin böyle bir şey yaptığını zannetmiyorum ben yani. Üstünü dinliyorlar değil mi Evet yani yani hani bu çok böyle? Orta Doğu abi asla hani şarkıda favela ile alakalı hiçbir şey yok. Bu arada hani yer yer bizi böyle hani şaşırtan mesela malum Ecofresh düetindeki sözü gibi şey olsa da abi ya Uzi'nin favelası neymiş bunun yanında ya değeri şimdi anlaşıldı parçanın. Mis gibi afro trapmiş o şarkı. Hakkını yedik çocuğunu yani. Ha favela çıktığında biz yayın yapmıyorduk. Hani favelayı yayında gömmedik ama yani hakikaten abi en azından hani ne olduğuna bakmışlar favelanın. Hani gerçekten hani en azından şarkı konsept olarak hani Afro Trap çok hani yine o favela sertliğine yetmeyecek bir şey de olsa tarz olarak. En azından Uzun'un favelasında bir ne olduğuna bakmışlar ya. Gerçekten favelayla kim ne tür bir bağ hissediyor bu arada Wonderhel çok haklısın ya. Şimdi biraz önce söylediğimi tekrar söyleyebilir miyim? Geçen şarkıya neden bu kadar gömdüğünüzü anlamadım. Çünkü anında böyle şarkılar var, bunlara o kadar gömdüğünüz. Şimdi bakmışsın tamam. bakmadım Ha albüme, ilk tamam. defa dinliyorum ben şu anda. Bakmadım albüme. Ben genel olarak söylüyorum. Hani gömecek çok fazla şey dinliyoruz, tamam mı? Evet. Bu mesela yani. Hani buna göm, buna bir şey demem. Sen gömmezsen ben gömeyim bir tür. Hani yani. Facia. Günün en kötüsünde bir önceki demiştim bu şu an abi. Net bu parça bende Ya kafadan 3'te yani. o kadar
O kadar kötü. O kadar kötü bence abi. Yani başım ağrıdı oğlum. Hani cringe falan geçtim. Başım ağrıdı yani gerçekten bu arada. Ama o öbürü de çok iyi bir rakip ya. Ya bir tane seçmeyeceğim. Yine, yani. Yine, tane yine kötü yarışına girdik. Evet hoppa, evet. Güzel. Tam haftalık modu. Bu ne, Grogi'den bir şarkı daha vardı. Ne kaldığını size söylüyorum. Bakayım daha doğrusu. Kendim merak ettim ne kalmış diye. Bu şarkı var. Rota ve Defkan var. Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Topik olarak gelmiş. Ona bakacağım. Bir de Yunus Emre Frekans var. Çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Grogin'in albümünden son parçaya ilerliyorum aldığımız. Anıl Piyancı diyor. Kaç dakika? Bir saniye. Kaç dakikaya bitirir sence abi? 20 en fazla. Ben geçen bir dakika, saat 00:33. Bunu not almak istiyorum. Çok özür dilerim. Çok gereksiz bir şey yapıyorum ama geçen günkü şeyi izledim ben öyle boş vaktimde birazına. Geçen hani Goygoy'a yayını yaptık ya bir anda kalabalık kadro. 15 dakika sonra kapatacağız abi. Sorun değil diyorsun ve 45 dakika daha konuşuyoruz. 45 abi, dakika daha. Olabiliyor böyle yani yapacak bir şey yok. Yok merak ettim sadece. Ama böyle olursa hani böyle olursa o yarım saat şarkı ha, dinlemek yerine. Benim sorumlusu. Şimdi chat'in önünde bunu mu tartışalım bari? Uzaylıların önünde bunu mu tartışalım? Bunu mu istiyorsun? Hazırsan çıkalım balım. Yani. Sıradaki parça. Anıl Piyancı düetini aldım demişti Emir. Olmazsa gördüm listede. Grogin albümünden bakacağımız son parça. Anıl Piyancı düetle Olmaz geliyor. Yok abi. Ha diğer iki parçadan çok daha iyi. Diğer iki parçadan çok daha iyi. Bu evet. Arada şey denmiş, buna bir parçaya döneceğim. Abi albümde ne, Misha ve Börü Soprano ile de bir şarkı vardı albümde. Ben de dinlemedim demiş. Ben o parça galiba albümden önce benim hani demo versiyonu olarak hani bana ben İzmir'deyken geçen sene falan vardı galiba eğer aynı parçadan bahsediyorsak. Onu dinledim. O parça mesela fena bir parça değildi demo haliyle. Albümde o haliyle kalmış mıdır ya da o parça mıdır yeni bir şey midir bilmiyorum. Deli Dediler Flow'a APO'dan değil aslında Deli Dediler de APO'ya selam çakılmış. O çok bari hani şey hani araklama ya da hani alınma diye bari selam çakma amacı yazılmış. Yani ona oradan gömmem ama abi çok yorucu bu beat. Hatta yine. Yanlış hatırlamıyorsam onun Piyancı'nın şarkısında da oraya gönderme evet, var. Evet, o yüzden evet. Burada da oradan alına bağlamış. Biraz katmanlı gönderme. Yani o bir gönderme. O şey değil yani onu bir eksi olarak yazmam ama yani. Abi şey var. Anıl sürekli aynı parçayı yapıyor. Çok yorucu bir vokal. Ve hani Grogi'ye gelene kadar 2,5 dakika bitmedi abi o kısım. Anladın mı? Abi, yoruldum yani. Ve Grogi'ye geldiğinde de hani çok olumlu ilerlemedik zaten. Yine hani artık tamam yeter dedik ve bitirdik. Diğer iki parçadan daha iyi olmakla beraber albümü tamamı için bu yorumu yapamıyorum henüz ama 3'te 0 yani. Bugün dinlediğimiz parçalar benim için. Ya, burada Anıl Piyancı çok çok fena değil. En azından geçen hafta... galiba. Geçen hafta dinlediğim şarkıya göre en azından bir şey anlatıyor yani. Eyvallah. Geçen hafta hatırlamıyorsan sadece düşüyordu çünkü şarkıda. Yani en azından bir flow var, bir anlattığı bir şeyler var ama yine iki şarkıya göre iyi. Önceki iki şarkıya göre iyi. Ben bir de şeye takıldım ya, bütün diğer şarkılarda da mı böyle? Niye feed'deki isimler şarkıyı açıyor ve nakaratı alıyor? Hiçbir fikrim yok. Bir öncekinde nakaratı almamıştı da. Onda da şarkıyı mesela Zenci açmıştı. Bir önceki şarkının nakarat olarak... neresiydi ben onu net kestiremedim bu arada. Bak ben bir aranjör ve prodüktör olarak nakaratın emin olamadım neresinin nakarat olduğunu. Öyle kötü bir aranje var onda yani. Çok emin olamadım ben de. Sanki Zenci bir kısmını okuyor bir kısmını Grog okuyordu öyle hatırlıyorum da. Yani onda da şey girmişti. Diğer düetlerde de mi böyle acaba merak ettim. Hadi başarabilirim. Ha tamam. Yani Grogi'nin dinlediğim demoları ya da daha önce beraber seçtiğimiz birkaç beat falan vardı. Hani benden gelen beatler falan. Onlar bu albümde yok tabii. Hani ya da Osman Cello'nun bana attığı beatler hani abi bak bunu yapıyoruz falan diye attığı beatler vardı. Onlar nerede abi? Ne olmuş yani? Neden böyle bir şeydeyiz? Üzüldüm ya. Ya çünkü yani arkadaşı olarak Ahmet'in ben başarılı olmasını isterim yani. Ama bu proje hayır. Gerçekten bu proje hayır ya. Bir önceki albümü gerçekten dediğim gibi çok güzeldi. Hatta bende CD olarak da var şurada bir yerde o yani. Ben onu fiziksel olarak bile aldım yani. Yine üzgünüm counter geliyor ama gerçekten üzüldüm bu projeye. Sen ne diyorsun? Evet ama. İşte abi onu demeye çalıştım ben de chat'teki gibi. Hani Grogiverse'leri yollamış, feat attıkları sanki onu şarkıya eklemiş gibi. Onu birazcık şey yaptım ben. Bir dakika. Yani normalde şey bekleriz ya. Bir şey daha geldi. Misha Soprano düetini de ekledim. Bakar mıyız dedi Emir. İyi tamam. Bakalım hadi. Hadi bakalım. Zaten hızlı geçiyoruz. You Don't Know Me. Misha
Böyle soprano ve grogi. Son parça demiş de bir parça daha eklemiş olalım madem. Tamam, yok. Benim dinlediğim sadece beat aynı kalmış. Her şey değişmiş yani dinlediğim demo. Ve parça çok bunu söylediğime şaşırıyorum. Kötü olmakla beraber parçanın en iyisi böyle soprano abi. Ben Misha bir yerde toparlar falan diyordum hani bir kötü dediğim gibi yeter artık kafası adam derken daha da kötü oldu her şey yani kesinlikle çok kötü nakarat beni yakalamadı. Ve bu arada şey denmiş Misha'nın bir sapık mevzusu falan döndü hani yani öyle bir söylenti değil abi underage kıza yürüdü. Yazılan Misha'nın ortası yok ya underage ya granny biliyorsunuz hani. Ama keşke hani şu anki Grene'den keşke bir nakarat için yardım falan alınsaymış yani. Ay. Ben yapmasam ölürdüm üzgünüm. Yani korkutucu yani. Ve parça da kötü. Şu an 4'te 0 oldu yani. Daha fazla parça duymak istemiyorum bu albümden. 4'te 0 gidiyor. Mali yayını terk etti onu farkındayım. Albümde istikrarlı iki şey var. Bir berbat nakaratlar, iki en kötü verse'lerin Grogi'ye ait olması dedi Yasin. Underage reşit olmayan birey demek Abdurrahman'cığım. Emir hayır daha Sehaben meha zaten yeterince katlandım Sehaben'in 1000 tane versiyonu dinledik zaten bugün daha Sehaben düeti yok bir şey falan istemiyorum ben yani, lütfen sana kızmıyorum şu anda yok yoruldum başım ağrıdı yani. O malum muhabbetiniz bittiyse ben geri geldim bitti gerçekten bu albüm yeter abi yok hani bana işkence etmeyi seviyorsunuz bana acı çektirmeyi seviyorsunuz biliyorum ama bu kadar değil hayır yeter. Birazdan alev alacak. Vallahi alacağım yani. Başım çatlıyor şu an. Bu arada Grogu'nun verse'ü bunda öbürlerinden daha iyi. Evet ama yalan değil en azından yani. Bir yerde daha hani bir yerde belki dinledikçe daha iyi bir yere gidiyor olabilir bu arada. Hani birkaç şarkı sattım. Dinletiyormuşuz zorla hepsini dinliyormuşuz. Ben 2 gün müzik dinlemeyeceğim. Gerçi editler yap. Bu yayınların editleri var. Söz verdik hafta sonu haliyle. YouTube'a son 4 haftayı atacağım diye. Sırada. Abi yine şeyi de söyleyeceğim ama bak az önce sordum söyle, ya neden hep feedler giriyor? Gördün mü? Neden hep feedler giriyor ilk hepsinde öyle diye sordum ya. Bunda da öyleymiş abi. Yani Grogi sanki albümün konuk sanatçısı gibi olmuş. Biraz bana garip geldi ya. Abi hani... Değişik bir tercih. Ya şey gibi düşün abi benim şeyim düşüncem şu hani artık konuşamıyorum. Abi albüm kendi var olmuş. Hani biri yapmamış gibi duyuluyor anladın mı? Her şey çok rastgele çünkü. Hani anti madde hani bulunmuş ve tek başına bu albümü yapmış sonra anladın mı? Sönde çıkmış albüm yani. Sıradaki parçamız. Arman Yekta ve Rizzo Goethe kayboldum geliyor. Evet, bence yeterli. Verse'ler zayıf ve ilk verse'de direkt Impala duydum abi. Ben sende de olduğumu bilmiyorum stil olarak. Nakarat abi yine kötü. Sadece ilk verse'de değil, nakaratta da Impala evet, vardı. Evet, yani. Evet, nakarat da kötü. Beat tatlı, beat tatlı ama beat tatlı o kadar yani. Sıradan bir iş. Ya eğer hani şey Impala vokali duymasaydım ben, belki hafiften sarabilirdi de Impala vokali duyunca bir dikkatimi dağıldı. İlerliyorum abi. Son iki parçamız var. İlk olarak Rota ve Defkan Ruh geliyor. Sonrasında da Yunus Emre ve Frekans var. Evet, size teşekkürler. Abi kusura bakma ben bir daha dinleyemezdim onu direkt kapattım. Yok chat'te çok iyi yaptım. Ben chat'teyim abi. Geç yeter falan görmek istiyorum. Yok, gelmiyor abi, ve başım. Fade falan ben atamıyorum. Direkt bastım ama ondan kareti bir daha duymak istemedim. Yok bilgisayarımı yaksan okeyim şu an. O kadar okeyim ya. Of. Ocak dışısın değil mi? Ülkücü rota. Ben titredim lan. Kulakta da çıkaramadım. Şeyde kaldım böyle bir arada kaldım. Başım çatlıyor şu an. Başım gerçekten çatlıyor artık. Neyse ki bir parça bak, kaldı. Bak bu arada şey okey. Rotanın verse okey. Tamam. Hani iyi değil okey. Yoruldum. Yine buzdolabı taşıdım. Yorucu ama okey. Defkan'ın verse bir yere kadar okey ama abi onu karat ne ya?
daha geçen bundan sonra düet yapmayacağım demedi mi ya der. Ya demiştir abi Türkçe rapçiler. Ya biliyorsunuz rapi bırakıp haftaya geri başlarlar genelde. Hani bu Defkon'a özel Ya bir durum değil yani genel olarak ama bu. şöyle adamlar 2 günde şarkıyı kaydetmiyor. Klip malip çekmişler yani 2 gün hiç değildir muhtemelen bu. O yüzden Ya da inanıyor musun rolün sen içinde buna? Bundan sonra tamamen solo devam edeceğim. İnanıyor musun? göreceğiz abi bir şey diyemem görmeden. Ama yani hani bu şarkıda onu görmemeliyiz. Öyle bir söyleme bence. Bence 2 verse de tahammül edilebilir. Hatta yer yer güzel yerler yakaladım ben ama nakarat komple bitirdi hepsini yani. Arkadaşlar saygı duymak lazım. Yorumu okuyorum şu an. Arkadaşlar saygı duymak lazım. Rota hapishanede tuvalette buldu. Rota NT2 mikrofonunda bunları kaydediyor. Her gün bilerek hücreye giren Rota sırf bu şarkıları bize sunmak için ses kartı kaçakçılığına girdi. Bu şarkılar birer yardım çığlığı. Güzel. Of abi ben iki verse'de çok tahammül edilebilir. Hani şöyle facia değil. Rota normalde girdiği verse'lerden daha bir tık iyi ama abi şey var. Verse'ler de çok iki verse'de çok buzdolabı taşıtıyor ama o nakarat nedir abi öldüm. Nakarat Vallahi çok kötü. oy yani şey var şu an ömrümden 3 sene kısaldı. Hani yani öyle bir nakarat o yani. Abi iki şey okuyacağım. Bir Emre Kemal şey yazdı. Defkan hiç düet yapmayacağım demedi. Bu yıl %90 solo yapacağım dedi. Haksız gömmeyelim diye. Ben zaten Eyvallah. gömmedim. İkincisinde şunu söyleyeceğim. 81'deki fanlardan birinde Mali galiba. İstanbul temsilcisinden diye. Ben hiç fan olacak bir yorumda bulunduğumu düşünmüyorum. Ben kulaklığı fırlatmaya çalıştım nakaratta yani. Abi haksızlık mı ediyoruz? Biraz daha fazla gömmeliyiz bence dedi ve bunu Undertaker Seyfi'ye dedi bana. Sufyu. Hadi seni de yanıma çekebilirim artık. Ben onu Az nakaratı gömeyim gömerim yani sabaha seni. kadar. Abi sabaha kadar gerçekten. Nakarat Abdurrahman da sabaha şey kadar demiş. gömerim. Sen onu kaçırdın tabii. Onun boşluk yazan açmadığım için. Sen astral tag'i çalınca beat Arak sandım demiş. Hani ben de o ihtimal yüzünden zaten Ha. verdim ne olur ne olmaz diye o tag'i orada. Casper demiş ki abi Amerika piyasasına çıkan işleri dinlediğin yayınlarda oluyor mu? Çoğunlukla trap çıkıyor adam. Yo trap boom fark etmeksizin bayağı detaylıca haftalık global yapıyoruz. Bu hafta henüz yapamadık. Bir işim çıkınca hani Ben hatta müzikle 15-20 alakalı. şarkı aldım geçen hafta yaptığı yayından. Güzel şarkılar çıktı İleride bence. daha da genişleyebilir liste. Hani sağlıklı kalabildiğimiz müddetçe ya da ikiye bölünür belki. Daha fazla ülke eklenir ama şu anlık Almanya, Fransa, İngiltere ya daha doğrusu Britanya ve Amerika üzerinden haftalık global yapıyoruz. Her pazartesi dedik ama geçen hafta çarşamba yaptık. Bu hafta da muhtemelen hafta sonu veya yine belki pazartesiye kalabilir. Ya Burak'a bağlı. Ve ben okeyim de Burak'la en son hafta sonu diye konuştuk. Bir daha konuşamadım ben bugün hiç koşturmacada. Var yani öyle bir şey. O zaman ben günün son parçasına geçiyorum abi. Sırada. Günün son parçası. Yunus Emre ve Frekans. Kumdan kaleler geliyor. Evet, parçanın sonuna geldik. Geç karara çıkmadan sonuna kadar dinledik. Abi Benim için bence bu günün en iyi şarkıyı işi. patrona göndersinler. Bu şarkıyı bence patrona göndersinler. Bak Eksikler kardeşim. var. Eksikleri var ama bence bugünün en iyi işi. Katılır mısın bilmiyorum ama. Sesim geliyor mu? Geliyor kanka. Okey bence bu şarkıyı patrona göndersinler. Evet, az Son önce geliyor. zamanlarda yapmaya çalışıp bozduğu hali. Ben bu ikilinin geri dönüşünü en başta böyle birçok hatırlıyorsan ya gerçekten olacak mı diye böyle bir endişem vardı. Burada acaba serverin etkisi var mı? Ben onu merak ediyorum. Bilemem. Çünkü hiç ara vermeden sürekli piyasadaydı ve hani bir şey yani prodüksiyona ya da başka bir yerde bir hamlesi müdahalesi var mı merak ettim. Sadece merak ettim Bak böyle. Goodfellow Tommy'nin dediği gibi gerçekten manzaralar havası var. Aynen. Ve şey beni rahatsız eden şey oldu abi. Nakarat tatlı, verse'ler tatlı. Yani bu benim için bugün en iyi işi net olarak ama şey rahatsız ediyor. Çok güzel bir gitar sample var. Belki canlı çalınmıştır onu da bilmiyorum. Hani çok güzel bir gitar melodimiz var abi. Orada nakaratta da giriyor yanlış duymadıysam sonda. Abi o hitler neden var? Çünkü çok uyumsuz geliyor kulağıma. Evet, sen bunu şarkı çalarken söyledin de Evet, ben de evet, başında evet, sana evet. onay verdim aynı Aynen, yerde. aynen, aynen. Ben yok şu an podcast için de tekrar hani Evet, 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 evet. Yok tekrar yok edeyim sana. katılıyorum anlamda Yoksa katılıyorum. şarkı Hatta esasında da bu neden var diye sordum yani. bir iki yerde de Olmasa da ototun olurmuş yani. O beat'i aşağı çekiyor. olmasa da olurmuş dediğim bir iki yer var benim de. Hani vokale geçersek orada da böyle bir iki yer var. Hani Ama bence çok çok ciddi pürüzler değil bunlar ya şey için. Çok aşağı çekmiyor bence. eyvallah Dehşet eyvallah. aşağı çekmiyor yani. Dehşet aşağı çekmiyor katılıyorum ama hani Ama rahatsız edici. tırmalıyor. Neden var diye rahatsız ediyorum. Bu Evet, arada Boğaziçi'nde evet. hukuk fakültesi mi açılmış? Oha.
Casper demiş ki alakası olacak ama Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde Hukuk ve İletişim Fakültesi kurulmuş. Oha. Abi Boğaziçi'nde iletişim olsa da gitsem diyordum falan diye ama başlıyormuş. Ben bu arada ciddi ciddi gitmeyi düşünüyorum şey. Tekrar sınava girmeyi düşünüyorum kendimi test etmek için. Yani bu İletişim gereksiz. Fakültesi Ben mantıklı parçaya yer. geri dönüyorum tekrar. Bu biraz çünkü ben bir şimdi yemek yiyeceğim. Ben kahvaltıda duruyorum hala. Doğru düzgün yiyemedim. Yayını sonlandırdıktan sonra bugün de böyle bir haftayı geride bıraktık. Senden Bence başlayalım. güzel bıraktık şu anda ya. Evet, güzel bitti hafta. Son adım fena olmadı yani. Sen, Ben ben söyleyeyim abi size hemen baktığımda. başlatmayacağım, merak etme. Ben bir raid bakacağım sadece. Kimler var, kimler yok diye. Hemen hemen çok hızlı söylüyorum zaten ben. Tamam abi. Çok diğer haftalara göre bayağı az şark vardı bu arada çünkü. Evet. En kötü üçüm garanti. Hı. Sessiz Güç kim dinler? Gabri Orçi zaten. Grogi Favela. İlk üçüm garanti. Eyvallah. En kötü de. Yani bak ruhu bile almadım. Favela var diye. Evet. O da yedekte dursun. En iyilerimi de sayayım mı Say kötülerimi? abi, sen öyle gireyim ben de. Tamam. Aga bir eyvah, Aspava elimde ve Yunus Emre Frekans kumdan kaleleri alırım ben. Üçede. Eyvallah. Ama atladığım bir aday varsa söylesem de. Serkan abi yayındaymış. Ben Serkan abiye raid başlatacağım. Onu söylerken hatta başlatayım. Zuhal de yayında. Hani ben muhtemelen yemek yerken Serkan abiye selam verdikten sonra muhtemelen Uzay Zuhal'de olacağım ama Serkan abi bilmeyen varsa tetik. Onun da kanalını takipleyip izlerseniz keyif alırsınız diye düşünüyorum. Bizim Yeraltı Operasyonu birden çoğunuzun tanıdığı susturucu grubunun üyesi olan eski ve saygın bir MC'miz. Ah Casper. Sagopa Kajmer ve DJ Tarkan'ın yayınladığı tüm ortak şarkılar kaldırılmış. Abi niye bizim yayınlarda böyle update geliyor? Çok mu hareketli bir gündem var yoksa Abi. bize mi denk geliyor? Invalid username'i nasıl ya? Ben en iyi en kötü mü söyleyeceğim de şu raid'i bir başlatayım. Ha tabii öyle yazarsam. Ben raid'i başlattım arkadaşlar. Katılın, o sırada biz kapanışı yaparız ve en iyi en kötü mü seçerim. Abi favela konusunda sen de hemfikirim, en kötü de. Ya aslında çoğunda hemfikirim, sadece farklılık olsun diye. Ben oraya ruhu da eklerim ama yani bu şey 3 artı 1 şeklinde eklerim, yoksa birebir aynıyız. En iyilerde de Yunus Emre Frekans gelir. Hakkını yediğimizi düşünüyorum şu an. Ben açıkçası Yanguzo'yu alırım. Hakkını yemişiz yani, çocuğum bugün dinlediğimiz işlerde gösterdi. Her şey Yani yolunda. ben çok da yemedik ya. Yine çok gömmedik Çok yani. gömmedik de Bence hani şey, şey fena değil demiştim. dedik sadece yani. Yok şey demiştim. Muhtemelen günün sonunda benim en iyi listemde olmaz demiştim ya, ben o açıdan hakkını yemiştik. Bazında kendi adıma söylüyorum onu. Ne var başka? Tekrar bir bakıyorum. Galiba seninle aynı kalanı ya. Hemfikirim. Aspava elimde. Aspava elimde ya da ona da farklılık olsun diye eksilerine rağmen bugün arkadaşlar net olarak üçünü de ben listeme alırım demiyorum bu üç şarkı içinde, haberiniz olsun. Ben de Sheer Fred uçurumlar derim oraya. Onun da hakkını yedik çünkü bu kadar şeyin Evet, sonunda. Hani haksızlık olmasın. O zaman arkadaşlar yarın veya öbür gün haftalık globali yapacağız. Globalde yeni çıkmış işlere mutlaka bakacağız. Yayınlara katılımınız partnerliğin sınırında olduğumuz için çok önemli. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Malicim sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz, biz teşekkürler. kaçtık. Ben de raid'i Görüşmek başlattım. üzere. Görüşmek üzere.